De görüyoruz. Ne kadar milletin arzusudur değildir ayrı mesele ama sonuçta üçkağıtçıların da olsa, becerenlerin de olsa insanların hevalarının kanunlaştığı bir ortamda, bir siyasi rejimde yaşıyor olmamız bize yaşadığımız rejimin demokrasi genel çerçevesi içerisinde ortaya çıkan bir rejim olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan Müslümanlara da bunu Osmanlı'nın son zamanından beri başlayan siyasi hareketler sonucu Cumhuriyet'le birlikte dayatmanın zorun da büyük çapta kullanılmasıyla herkesin onun lehinde konuşması, kimsenin aleyhinde onu eleştirel gözle görerek, değerlendirerek bir şeyler söyleyememesi sonucu büyük bir kalabalığın, sokaktaki çoğunluğun İslam eşittir demokrasi, demokrasi eşittir İslam yahut demokrasinin İslam'a ters düşen neresi var ki? İşte seçim değil mi? İslam'da da seçim var gibi çok basit İslam'la ve demokrasiyle de alakası olmayan şeyleri söylemek ve bu kanaatla da milleti uyutarak rejimlerini yürütmek istiyorlar ve halen de bu sayede yürüyor rejim. Efendim, demokrasi insanların yani kimler yönetici olacak onların seçimi değildir. İslam'da da seçim vardır, seçim kurumu, seçim müessesesi, demokraside de vardır, Marksizm'de de vardır. Örneğin Marksizm'de prezidium üyeleri dediğimiz en yüksek Sovyet organı, üyeleri nasıl seçiliyor idiyse, şahıs olarak işte Podgorn, yok bilmem Brejnev, yok Gorbaçov, yok Yeltsin her neyse veya Aliyev, efendim, şahsın seçiminin rejimle alakası yok. Önemli olan rejim seçimi söz konusudur. Marksizm'de, Marksizm'den başka bir şey insanların seçimine sunulur muydu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde? Asla böyle bir şey insanların seçimine sunulmadı. Sunulmazdı da. Marksizmin uygulanacağı, Marksist esasların uygulanacağı bir kere peşinen kabul edilmiş. Onu kim uygulasın? İşte Brejnev mi uygulasın, Podgorni mi uygulasın, Bulganin mi uygulasın, Lenin mi uygulasın, Stalin mi uygulasın? Onların seçimi yani kişiler belli uygulanacak belli esasları uygulamada hangi kişiyi uygun görüyorsunuz seçimi yapılıyor. Demokraside de öyledir. Demokraside de asıl olan insanların hevalarına, milletvekillerinin ekseriyetinin evet dediği oylar kanunlaşacak ve insanlar o ülkede o kanunlara göre idare edilecek. Bu değişmiyor ve tartışılmıyor. Nedir değişilen? Bunu işte Süleyman Demirel'in partisi mi daha iyi yapar veya o veya işte Turgut Özal'ın partisi mi iyi yapar? Türkeş mi iyi yapar, Erbakan mı iyi yapar? Erbakmayan mı iyi yapar, Yanbakan mı iyi yapar? Yani işte onlardan birini seçin. Yoksa rejim seçmiyorsunuz. Yani rejimin seçiminize sunmuyorlar. Keza İslam'da da böyledir. Yani İslam'da da insanlar arasında seçim yapılır iken Allah'ın hükümleriyle mi hükmedelim yoksa başka hükümlerle mi hükmedelim? Şu konuda bir kanun çıkacak. Bu konuda Allah'ın hükümleri şöyle diyorken efendim bir kısım insanların da şöyle şöyle görüşleri var. Bu görüşlerden hangisini seçelim diye bir seçim yapılmaz. Yapılması da söz konusu değildir, olamaz. Seçimi halk başlangıçta yapmış, Allah'ın hükümleriyle hükmedilmesi için kendisi birisine biat etmiştir. Tıpkı 2. Akabe biatında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a verilen biat gibi. Allah'ın hükümleriyle bize hükmetmek üzere seni alıp yurdumuza götürmek istiyoruz ya Resulullah diyor Medine'den gelen Müslümanlar. Bu konuda ne diyorsun? Yani biz sana gereken sahip çıkmayı, sahiplenmeyi gösterebilir miyiz? Sende bu kanaat var mı? Bunu konuşuyorlar. Yoksa İslam'ı tartışmıyorlar. İslam zaten düşünmüş, taşınmış, tartmış, tartışmış bir insan ya kabul etmiş ya reddetmiş. Kabul ettiyse Müslüman olmuş, etmediyse Müslüman olmamış, kafir kalmış. İslam'da da seçim Allah'ın hükümleriyle hükmetme dairesi içerisinde kalmak kaydıyla. Şu 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 görüşler dairesinde yani programım şu. Bu program dairesinde Allah'ın hükümleriyle sizlere hükmedeceğim. İsteğinde bulunan kişi ile yine
kendine göre başka içtihatları olan, başka görüşleri olan bir başka şahsın, benim de aynı konuda Allah'ın kitabı başımın üstünde olmak kaydıyla, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasına da tabi olmak kaydıyla, içtihatlarım, görüşlerim şu konuda, ekonomi konusunda, içtimai konusunda, askeri konuda, sanayi konusunda, ticari konuda neyse, görüşlerim şunlar. Ben de bu programla karşınıza çıkıyorum. Siz kimi istiyorsanız, yani beni seçerseniz, ben bu hükümlerle veya bu çerçeve içerisinde Allah'ın hükümleriyle size hükmedeceğim. Öbürü de yine kendi belirlediği, kendi görüşlerinden ibaret, partisinin görüşlerinden ibaret görüşleriyle hükmedeceğini beyan ediyor ve halk kimi seçer, kime biat ederse, ki İslam'daki seçimin adına biat diyoruz. Yani nefsinin ürününü, bütün gayretini, çabasını, çalışmasını Allah için bir kişiye destek olmak üzere veren insanın yaptığı işleme biat, beyah, satış diyoruz kısaca. Türkçe'de bayi diye kullandığımız kelime de aynı kökten gelmektedir. Büyü, alışveriş demek. Büyü, biat, satış demek. Yani satıyorsunuz. Nasıl? Karşılığında Allah rızası kazanmak üzere bütün gücünüzü, emeğinizi, zihninizi, fikrinizi, emrine girdiğiniz, biat ettiğiniz kişinin üstlendiği amacı nedir o amaç? Allah'ın hükümleriyle insanlar üzerine hükmetmek. Allah'ın ismini ilah etmek, yüceltmek, yükseltmek. Bu amacı gerçekleştirmesinde yardımcı olmak üzere ona veriyorsunuz. Karşılığında Allah rızası bekleyelim. Şimdi dikkat edilirse demokrasiyle İslam'ın bu açıkladığımız bağlamdaki bütün siyaset felsefesi kitaplarının hepsi demokrasiyi böyle açıklar. Bu şekilde tanımlanıyor demokrasi. Demokrasi pek kısa, özet ve yalın olarak söylemek gerekirse insanların kendi arzularına uymaları anlamına gelmektedir. Başka hiç kimsenin değil. Yani bir başka kendi arzusu, mesela benim arzum şu olabilir. Bir başka şahsın, Ali'nin veya Veli'nin, A veya B şahsının arzusuna uymak şeklinde de tecelli edebilir. Bu da kendi arzuna uymaktır. Fakat burada bir tek engel var. Yani isterseniz karınızın arzusuna uyarsınız, isterseniz onun arzusuna, isterseniz filan partinin liderinin arzusuna. Bütün bunlar demokrasidir. Bir şu demokrasi değildir ve olamaz. Peki Allah'ın arzusuna uymak istiyorum demek hariç. Yani Allah'ın ben kuluyla ilgili arzusuna uymak istiyorum. Biz kullarıyla ilgili arzusuna, ki bizler için Allah'ın seçtiği din İslam, koyduğu kurallar İslami kurallar, o kurallara uymak istiyorum demeniz hariç, bunun üstünde, bunun dışında her şeye uymak demokrasi çerçevesi içerisinde kalan şey iken, Allah'ın arzusuna uymak istiyorum diyen insan kendi arzusuna uymuş sayılmaz. Çünkü iradesini Allah'a teslim ediyor anlamına telakki ediyor onlar. Asla ve kat'a insan Allah'tan daha az düşünemez. Dolayısıyla kendi düşündükten sonra, düşük de olsa, onuru insanın ancak kendi düşüncesiyle gelişir, oluşur ve ona tabi olmalı diyor demokrasiler. Bu haliyle bu şekilde inanarak demokrasiye tabi olmak, bu şekilde bir akide taşımak kesinlikle İslam akidesiyle çeliştiğinden, bir insan aynı anda hem insanın üstünlüğüne hem Allah'ın üstünlüğüne, bu üstünlüklerin eşit düzeyde olduğuna inanamayacağından, inandım der ise Allah ile Allah olmayanı eşit tuttuğundan, temelde çelişkiye düşmüş olacağından, kesinlikle o insanın artık Müslüman kalmışlığından söz etmek mümkün olmaz hale gelir. Demokrasiler yeryüzünde uygulandığı gibi, ki şu anda demokrasinin dışında hemen hemen hiçbir ülke yok sayılabilir. Şöyle veya böyle ufak nüanslarla, ufak farklılıklarla her ülkede Amerika, Batı, demokrasiyi yaygın bir siyasi rejim haline getirmek için çalışıyor. Üstelik başına nöbetçiler de koyuyor, sahipler de koyuyor. Hatta daha ileri giderek o ülkenin ordularını, askerlerini kendi siyasi rejimlerinin o ülkede kalabilmesi için bekçi de dikiyor, bekçi de tayin ediyor. Nitekim Türk ordusu da Mustafa Kemal'le birlikte
Türkiye'de Batı rejimlerinin resmi koruyucusu, işgal ordusu komutanı gibi Batı rejimi işgal etmiş Türkiye'yi ve o rejime bekçi olarak da adı Ahmet, Mehmet, İbrahim, Hasan, Hüseyin, Veli, bilmem ne olan insanlardan oluşan orduları da nöbetçi ve bekçi, korumacı dikmiş. Denilir ya hani işte efendim Şah'ın ordusu Orta Doğu'da veya İran'da Batı'nın jandarması. Jandarması ne demek? Yani askeri, onun için ölen, onun için tüfek sıkan, onun için bomba atan. Gerçekten de öyleydi. Halen Türkiye Cumhuriyeti'nin de dünyadan habersiz eratıyla, dünyadan biraz olsun haberli subaylarıyla, Batı'nın rejiminin ve Batı menfaatlerinin Türkiye halkı karşısında tek koruyucusu olarak, ilk koruyucusu olarak Türkiye'nin Müslüman halkı karşısında duruyor. Ne gariptir, insanlar bunun fikri seviyelerinin düşüklüğü sebebiyle farkında olmuyorlar. Farkına varanların sayılarının pek az oluşu bu farkına varışı fazla anlamlı olmaktan çıkarıyor. Tabii bu bilinç ülke genelinde yaygınlaşır, tüm halka sirayet eder, kadın, erkek, genç, yaşlı. Bu gerçek anlaşılırsa o zaman hiç kimse böyle bir orduya müsaade etmez. Böyle bir ordunun kendisinin ordusu olduğunu söylemez. O orduya asker de vermez. O orduya gitmez de filan. Ama günün birinde yani halk bilinçlenmedikçe bu gibi konularda fazla bir şey söylemenin de pek anlamı olmuyor, kalmıyor. Zaman içerisinde inşallah insanların çalışmaları sonucu, nefislerindekileri Kur'an'dakilerle değiştirmeleri sonucu bu bilinç daha geniş kitlelere, daha geniş tabana yayılacak, tabana doğru da yükselecek ve insanlar içinde yaşatıldıkları metazori durumun, dayatılmış durumun daha yakından hissederek farkında olacaklar ve içinde bulundukları bu meş'um, bu kötü durumdan kurtulmanın yolunu arayacaklardır. Ama bilinmeli ki Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi bir kavim yani bir toplum şayet halinin değiştirilmesini istiyorsa mutlak surette öncelikle yapması gereken şey nefislerindekilerini değiştirmektir. Biz bugün Türkiye'nin halinin değişmesini istiyor ve bekliyor isek öncelikle ve ilk adım olarak gerçekleştirmemiz gereken değişikliğin nefislerimizdeki değişiklikler olması gerektiğini peşinen bilmeli ve tartışmasız doğruluğunu kabullenmeliyiz. Nefislerimizde Allah'ın sevmediği şeyleri sevdiğimiz hususlar varsa bunları Allah'ın sevdiği hususlarla değiştirmeliyiz. Örneğin birimiz haramı seviyor, Allah da haramı sevmiyorsa ki Allah'ın haramı sevmediği bir gerçek. O zaman biz de nefsimizi yani kendimizi haramı sevmeyen, haramdan hoşnut olmayan insan haline getirmeliyiz. Allah farz olarak bildirdiği marufu seviyor. Biz maruftan hoşlanmıyor isek nefislerimizi yani kendimizi maruflardan, güzel şeylerden, iyi davranış ve düşüncelerden hoşlanır hale getireceğiz. Ve onları yapmaktan haz alacağız. Onları yapmakla kişilik bulduğumuzun, kişilik sahibi olduğumuzun farkına varacağız. Ki bu tür değişiklikler akidemize kadar uzanır ve akidedeki bozukluklar dahil tümü Kur'an'daki doğrularla değiştirilmesi halinde Allah-u Teala'da bozuk olan halimizi değiştirip düzgün hale toplum düzeni olarak tabi olduğumuz toplumsal kurallar olarak daha düzgün hale getirecektir. Bize düşen iş insanlar olarak nefislerimizdekileri değiştirmektir. Allah'a düşen iş ise Allah'a düşen iş ise halimizi değiştirmektir. Yani toplumsal halimizi değiştirmektir. Elbette kullarına düşeni kulları yaptığı takdirde Allah-u Teala kendine düşeni yapmaktan ne aciz kalır, ne acizdir, ne de yapamamazlık veya ihmali söz konusudur. Çünkü Allah asla ihmal etmez, asla beceriksiz değildir. Bizim itikad ettiğimiz, bizim inandığımız Allah kesinlikle küllü şeyin kadir, yani her şeyi yapmaya kudreti yeter, ol demekle oldurur bir Allah'tır. Bizim inandığımız Allah bu vasıflara sahip olduğuna göre her halükarda kendine düşeni mutlaka yerine getirici, yapıcı, onu becerici, üstesinden gelici bir Allah'tır.
Yeter ki biz bizim yapabileceğimiz, bizim üstesinden gelebileceğimiz şeyleri yapanlardan olalım. Demokrasiler insanların hevalarına, şahsi arzularına uymaları rejiminin, yaşam tarzının adıdır. İslam ise Allah'tan gelen vahye uymanın, uyma yaşam tarzının, uymayı esas alan yaşam tarzının adıdır. Demokrasilerde eğrileri, doğruları insanlar, insanların ekseriyeti ya da temsilcilerinin ekseriyeti belirler. Çok meşhur örneklerdendir, çok sivri olduğu için hatırınızda kalıp belki konuşmalarınızda yararlanmanız için söyleyeyim. 1969'a kadar İngiltere'de yine demokrasi vardı biliyorsunuz. 69'dan bu yana da demokrasi var. Fakat İngiltere'de iki meclisli bir parlamento söz konusu, avam kamerası yani halk meclisi, bir de lordlar kamerası var yani senato düzeyinde. O güne kadar toplumdaki değer yargılarına uygun olarak, affedersiniz, erkeğin erkekle cinsel ilişkisi anlamındaki homoseksüelliği İngiliz yasaları yani lordlar ve avam kamerası suç sayıyor ve bu fiili işlediği şahitle filan sabit olan kişilere bir takım cezalar veriyor. Hatta bazı makamlarda filansa işinden atıyor idiler. Daha son seçimlerde Amerika'da da hatırlarsanız mesela eşcinsellerin Amerikan ordusunda bulunması yasak idi. Onlara ben serbestiyet vereceğim, eşcinsel olduğundan dolayı ordudan atmayacağım vaadiyle epeyce oy topladığına göre Amerikan ordusu demek ki dünya kadar homoseksüelle dolu. Clinton bu vaadi verdi fakat bugüne kadar toplumun baskısı yüzünden de bu vaadini gerçekleştiremedi. Yani eşcinseller hala Amerikan ordusundan atılıyor. İngiltere'de homoseksüellik suç idi. Lordlar kamerasında ve avam kamerasında bulunan milletvekili ve senatörlerin büyük bir çoğunluğu da homoseksüel olduğundan artık toplumumuz olgunlaştı, nasıl olgunluksa yani rezilleşti de diyemiyorlar, utanmazlar. Artık bunu suç olmaktan çıkaralım dediler. Daha evvel kerih gördükleri, kötü gördükleri lutiliği, diğer bir ifadeyle homoseksüelliği suç olmaktan çıkardılar. Şimdi lutilik lutiliktir. Yani homoseksüellik homoseksüelliktir. Suçsa hangi gerekçeyle? Yani toplum olgunlaşmış, olgunlaşan toplum onu suç olmaktan çıkarmış, gösterdikleri gerekçe bu. Gülünç bir gerekçe. Yani olgunlaşan toplum veya bir toplumun olgunlaşması o toplumda homoseksüelitenin yaygınlaşması demek mi? Demek ki öyle anlıyorum. Ona rağmen hala kerih görüyorlar, evet ceza vermiyorlar filan ama herhangi bir homoseksüelite olayı görüldüğü zaman toplumda hiç de o kişi, hele hele mevki sahibi ise, lordlar veya avam kamerası üyesiyse, bir yerde genel müdürse, bilmem neyse, bakansa, bakan yardımcısı falan filansa rezil oluyorlar. Yani berbat oluyor. Her şeyi birbirine katıp karıştırıyorlar. Bunların doğru veya eğri demesi, bir eğriye doğru demesi, bir doğruya eğri demesi ile insanların eğriler doğrulsa ya da doğrular eğrilseydi yeryüzü bugün yerinde durmaz hale dönerdi. Gerçekten insanların değer yargıları zaman içerisinde şu veya bu sebeple değişebiliyor. Ama insanlar dün doğru dediklerine bugün eğri, bugün eğri dediklerine yarın doğru diyebiliyorlar. İnsanların zayıflığı, kararsızlığı ve çevresinden etkilenmişliği, etkilenmeye açık oluşu insanları böyle eğrileri doğrultur, doğrultur vaziyete sokuyor. Ama Allah-u Teala'nın kimseden etkilenmesi, kimseden esinlenmesi söz konusu olmayacağına, tüm eşyayı ve yaratıkları O yarattığına, bütün gerçeği ancak O bildiğine, hatta O yarattığına göre, O'nun düşüncelerinde veya görüşlerinde, O'nun bildirdiği doğrularda veya eğrilerde, eğri olarak bildirdiklerinin eğriliğinde veya doğru olarak bildirdiklerinin doğrularında asla ve kat'a bir değişmenin olmaması kadar doğal bir şey yoktur. Yeryüzü yaratıldı yaratılalı, topraklar ayağımızın altında, gökler başımızın üstündedir. Şimdi bu gerçeği, eşyanın gerçeğini, bu hususa taalluk eden gerçeğini hangi sebeple nasıl değiştireceksiniz? Hadi değiştirin. Yani havalarda yürüyelim,
tepemize baktığımızda da arzı görelim. Olacak iş değildir. Yani hiçbir teknik bunu başarmaz, başaramaz, başarması mümkün de değildir. Çünkü teknik, endüstri, sanayi, teknoloji bunlar Allah'ın yarattığı eşyada o eşyaya verdiği özelliklerden yararlanmak suretiyle hayatı daha da kolaylaştırmayı sağlayan şeylerdir. Yoksa eşyanın tabiatını değiştiren şeyler değildir. Onunla uğraşamaz da uğraşsa da bir mesafe alması mümkün değildir. Bu bakımdan eşyanın tabiatını ve insanın fıtratını zorlamak ancak doğal düzeni bozmakla sonuçlanır ki özellikle çevre kirliliği ve ozon tabakasının işte delinmiş olmasından bahsedip duran dünyada görüyoruz. Hakikaten insanların aç gözlülüğü, hırsı yüzünden yaşadığı çevreyi bile berbat edecek. Hatta öylesine berbat edecek ki kendisine yaşam imkanı bırakmayacak derecede bozacak boyutlara vardırıyor insanın yaptığı rezillikleri. Her şey insan içinse sonunda benim aleyhime olan şey nasıl benim için olur? Yani sonunda insanların aleyhine olan şey nasıl insan için olur? Ya bilmem filan yer şu maddeyi imal ediyor, bana para kazandırıyor diye. Fakat havaya bacalarından çıkardığı zehirli dumanlar sonuçta kendisine para kazandıran insanların da teneffüs, para kazandıran, parasını kazanan, o işin parasını kazanan insanların da teneffüs ettiği havayı zehirliyor. O da hasta oluyor. Ne anladık? Yani insan eşya için mi, eşya insan için mi? İçinden çıkılmaz veya tersi, gerçeği tersine döndürür durumlar ortaya çıkarıyor insanoğlu. Gerek sosyal düzenlemede, gerek siyasi düzenlemelerde, gerek çevre düzenlemelerinde, sanayide, teknolojide filan yaptıkları insanların hiçbir hudut tanımamazlığın sonucu olarak doğayı tersine döndürme ya da daha azıyla söyleyelim, daha doğal tabiriyle doğal dengeyi bozma şeklinde tecelli ediyor ki bu doğal dengeyi bozma kesinlikle insanın aleyhine, çevrenin aleyhine, yaşamın aleyhine, velhasıl hayat bir şeyse hayatın aleyhine gelişen, hayatın aleyhine ortaya bir şeyler çıkaran bir gelişme oluyor ki bu kadar beyinsizlik olamaz. İnsan kendisi için yaptığı şeyler kendisine hayat hakkı bırakmıyorsa, kendisine haz hakkı bırakmıyorsa, kendisine lezzet hakkı, imkanı, fırsatı vermiyorsa onun adı ancak süper dangalaklık olmalı. Yani başka bir şey herhalde olamaz. Bunlar da böyle. Yani her ne kadar halkın oyu bilmem ne falan filan deniyor ise de dikkat edin. Yıllardır Türkiye'de işte ilk Büyük Millet Meclisi'nden tutun ikinci Mustafa Kemal'in, Mim Kemal'in Millet Meclisi'ne kadar ve bugünkü meclislere kadar çoğu bunların evrak takipçisi, çıkar sağlayıcı, efendim onun bunun işini takip edip komisyon alıcı işler yapıyorlar. O işlerin bittiği dairelere, mekanlara kolay girip çıkabilme imkanından yararlanıyorlar, o kadar. Peki kanunları kim çıkıyor milleti? Yani bu çok küçük bir azınlık var. Onların da en başında Milli Güvenlik Kurulu var. Öyle bir kurul aslında Demokratik Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yeri olmayan bir kurum. Ona rağmen var. Ve orada bir takım ağırlığı olan kişilerin, özellikle askerlerin, işte Amerika'ya bağlı kafa taşıyan sivil, teknokrat, bürokrat kişilerin hangi hususta nasıl bir kanun çıkarılması gerektiğiyle ilgili tasarıları, işte bir takım prosedürleri takip edilerek hazırlanır o tasarılar ve meclis çoğunluğuna getirilir. Zaten kim getirmiştir diyelim, ekseriyet teşkil eden iktidar, hükümet getirmiştir. Kabul edilmiştir. Edildi mi? Tamam, oylarınızı kaldı. Edilmiştir. Biter gider. Ona evet diyenlerin çoğunun o tasarıda ne yazdığından bile çoğu zaman haberi olmaz. Haberi bile olmaz. Yani neye evet dediğinin, neye hayır dediğinin bile çoğu farkında bile değildir. Zaten ilgilenmezler de. Yani ilgilense ne yapacak? İdeolojisi yok, kişiliği yok, fikri yok, dünya görüşü yok. O oraya zaten çıkar sağlamak. Bir takım firmaların, şirketlerin, şunların, bunların işlerini görmek. Amerika'da da böyle bu işler böyle. Fransa'da da böyle, İngiltere'de de böyle, Almanya'da başka türlü mü? İçinde yaşıyorsunuz. Hollanda'da başka türlü mü? Birinci derecede devlet yönetimiyle ilgilenen bazı kişiler vardır.
bazı bakanlardır bunlar. Bakanların tümü bile değildir Burak milletvekillerinin. Bu kadar geri tarafı komisyonculukla meşgul olur. Orada, burada, şurada ikide bir skandallar patlak verir bunların, rezillikleri. Yani o bakana, şu bakana filan şirketin lehine bir takım işler yaptırmak için nasıl kadın ikram edilmiş, ne kadar paralar verilmiş, bilmem neler olmuş, neler bitmiş. İşte Türkiye'deki İSKİ ve İLKSAN skandalları da bunun Türkiye'ye düşen gölgeleri, iz düşümleri. Yani oradaki rejim de bu akıbetten kaçınamazdı. Kaçınamadı da zaten hiçbir gün kaçınmışlığı söz konusu değildi. Bundan 70 sene evvel, 60 sene evvel Mim Kemal ben istiyorum oluyor, ben yaptım oldu diyordu. Bugün de onun kadar gücü kudreti olmamasına rağmen, onunla kıyası mümkün olmamasına rağmen Süleyman Demirel ben emrettim verdiler ne olmuş yani diyebiliyor milletin gözüne baka baka, kızarmadan, bozarmadan, utanmadan, arlanmadan milletin parasını, zavallı ilkokul öğretmenlerinin parasını 15 milyarlık arsaya 300 milyar lirayı saydırabiliyor. Tabii arsa sahibinden de nerelere neler gelecek, DYP nice kaç milyarlık yatırım şeyler, yardımlar gelecek filan. İşte İSKİ olayında SHP'nin durumu neyse, İLKSAN olayında da DYP'nin durumu aynı. Diğer partilerin bunlardan farkı olduğunu asla sanmayın. Sanmak da mümkün değil, saf dillik olur. Bugünkü gençler unutmuş olmakla birlikte 73 ve 77 koalisyonlarında bugünkü Refah'ın, ki o günkü adı Milli Selamet Partisi'ydi, yediği rüşvetlerin boyutu tam iki misliydi. O güne kadar 500 bin lira olan teşvik primi, teşvik belgesi alabilmek Sanayi Bakanlığı'ndan 500 bin lira rüşvet, Refah Partisi yani Milli Selamet Partisi geldi, 1 milyona çıktı piyasa. Ayrıca daha evvel rüşvet olarak alınıyordu ve isteniyordu. Bunlar geldikten sonra Allah rızası için bu rüşveti vereceksiniz dendi. Hiçbir şey değiştiriyor. Yani bunlar için Allah'ı razı etmek diye bir şey lügatlarında yok yani. Kimilerinin dilinde var, o kadar yani. Kimisinin dilinde az var, kimisinin dilinde çok var ama yaşamlarında yok gerçekten. Bir takım alışkanlıkları gereği oruç tutuyor, namaz kılıyor olmaları onların İslamcı olmalarını gerektirmiyor. O kadar çok yeryüzünde namaz kılan, oruç tutan, kafire hizmet edenler var ki kafir bile kendine o denli hizmet edemiyor. Yine aynı cümleden olarak yani Batı'nın bu ülkelere, halkı Müslümanım diyen ülkelere ihraç ettiği başka değerlerinden birisi kapitalizm. Biliyorsunuz Demirel bir günlüğüne Londra'ya gelip gitmişti başvekil iken, şu geçen sene filan yani yakın bir tarihte, ve Londra'ya indiğinde diyor Batı'nın bütün değerlerini Orta Asya'ya taşımaya talibiz, yani taşeronluk teklifinde bulunuyordu. Batı'nın değerleri de başından beri anlatmaya çalıştığımız gibi laiklik, milliyetçilik, vatancılık, demokrasi, efendim kapitalizm, liberalizm falan. Bunların neresi değerse demek ki onun gözünde de en yüksek değerler bunlar. Ki bunların bedava taşıyıcılığını, bedava taşıma taşeronluğunu yapmaya gönüllü olarak talip olduğunu açıkça beyan ediyordu. Kapitalizm kelime yapısı olarak biliyorsunuz kapitalcilik anlamına geliyor. İzmcilik demek. Kapital sermaye manasına geliyor. Sermayecilik yani kelime anlamı bu olmakla birlikte sermayecilik yani kapitalizm. Kapitalin ve onun çıkarlarının, sermayenin ve onun çıkarlarının üstün tutulduğu, bütün yolların sermayeye yeşil ışıkları yaktığı, yani geçişini kolaylaştırdığı, onun başının boş bırakılması suretiyle, serapa dilediğini yapması imkanı sağlanması suretiyle, ülke ekonomisinin global olarak gelişeceği, gayri safi milli hasılanın artacağı kanaatını yaydıkları bir ekonominin ağır bastığı, kapitalin ağır bastığı emeğin değil, bir ekonomik siyasi veya siyasi ekonomik bir sistem. Zaten bu demokrasiden, laiklikten ayrı da mütalaa edilmemeli. Yani kapitalizmin bunlar
şeyler böyle alameti farikalar veya en belirgin demokrasinin en belirgin vasıflarını teşkil eden şeyler. Biraz sonra ve onu takiben işleyeceğiz. Hatta birlikte işlememizde de hiçbir mahsur yok. Liberalizm de siyasi ve sosyal yaşamda, ekonomik yaşamda serbestiyet, yani engellemelerin kaldırıldığı, engelciliğin önüne geçildiği, her şeyin serbest bırakıldığı, yani bırakınız sermaye nerede kar buluyor, porno malzemesi satmadan oraya aksın. Bir araçta akar akar orayı doldurur, ondan sonra başka bir çukur akması gereken oraya doğru akar. Yani rahat etsin, onu hiç üzmeyin, ona dokunmayın, onun canını incitmeyin. Yani çünkü sermaye incinirse o ürkektir, kaçar, yastık altına girer, işte çuvala girer ve toprağa gömülür filan gibi şeyler, düşünceler biliyorsunuz yani yaşanılan toplumda da. Bırakınız geçsinler, bırakınız yapsınlar Fransızcasıyla çok meşhur laissez passer, laissez faire, bırakınız geçsinler, bırakınız yapsınlar anlayışıyla ifade ediliyordu Batı ideolojisi. Orta çağın sıkıntılı hayatından kurtulan, kilise kral ikilisinin taziki ve baskısı altından çıkan halk ve krallığın yetkilerini haiz olmak isteyen ve imtiyazlarını artırmak isteyen kişiler, beyler, efendim biraz varlıklı kişiler, tüccarlar filan, bunlar sürekli olarak kendilerine imkan arıyorlardı. İşte Fransız ihtilali bunlara, varlıklı zümreye, ellerinde maddi imkan bulunduran zümreye de bir takım imkanlar sağladı. O da onların yönetimde, ülke yönetiminde söz sahibi olmaları için işte seçilerek girdikleri parlamentoya üye olabilmesi imkanı sağladı. Sonuç olarak liberal kapitalist yöntem derken sermayenin gayet rahat hareket edebildiği bir ortam kastediliyor liberalizmde. Sermaye işte milletin ihtiyacına göre şu kadarı şu alana, bu kadarı bu alana değil. Bırakınız en çok kar ettiği alana yönelsin. Çünkü kar eder o alanda kara doyar ve başka alana ondan sonra zaten kendisi yönelir anlayışı hakimdir liberalizmde. Bu tabii her zaman böyle olmuyor. Yani örneğin eğer sakızın bir ülkede hiçbir anlamı yoksa, hiçbir faydası yoksa insanlara, fakat çoluk çocuk o ülke insanı bir takım kötü alışkanlıklar sahibi olmuş da tümüyle sakız çiğner hale gelmişse, o ülke ekonomisi için hiçbir anlamı olmamasına rağmen sermaye üst üste sakız fabrikaları açabiliyor. Ve sakız sanayini geliştiriyor. Yani sakız sanayinin gelişmesiyle bir ülke ne ayakta durabilir, ne başka ülkelere kafa tutabilir, ne başka ülkelerden tehdit gelse o tehdidi savabilir, ne kendisi üzerinde kötü emeller besleyenleri caydırıcı rol oynayabilir. Velhasıl sakız sanayiyle hiçbir şey yapılamaz. Gazoz sanayiyle hiçbir şey yapılamaz. Olsa olsa o sanayiye para yatıranların cepleri her geçen gün daha çok parayla dolar, o kadar. Liberalizmi bu açıdan terbiye etmek gereği, yani başlangıçta Fransız ihtilaliyle liberal kapitalist anlayış, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, yani çalışıyor mu, çalıştırıyor mu, ne işte çalışırsa çalışsın, ne kimi çalıştırırsa çalıştırsın, hangi şartla çalıştırırsa çalıştırsın, dokunmayın. Yani yapsınlar tek de, ne yaparlarsa yapsınlar anlayışı, orta çağın baskısında Avrupa insanını, Hollanda'sı, Almanya'sı, İngiltere'si, İspanya'sı, İtalya'sı ve diğer ülkeleriyle tamamen gözü aç, doymak bilmez bir hırsla dünya üzerine, dünya metaından, dünya malından kazanmak üzere seferler tertip etmeye sevk etti. İşte Amerika Vespucci'leri bilmem,
Vasco da Gama'ları bilmem ne İspanyol kraliyet ailesinin finanse ettiği, onların gemilere bindirip masraflarını karşılayarak ucu bucağı bilinmez kıtalara, koca denizlerde yolladığının dizi filmlerden, belgesellerden izliyorsunuz. Gerçek de öyleydi. Nitekim onlar Hindistan'a vardıklarını sanmalarına rağmen Amerika diye işte yerlileri Kızılderili olan bir yeni topraklara ayak bastıklarında olanca güçleriyle onların ellerindeki altınları, değerli taşları, şunu bunu yani ne kadar şey varsa onları böyle boncuk, cincik filan karşılığı alarak soydular, sömürdüler. Dinlerini zorla onlara kabul ettirdiler. Öldürerek, vurarak, kırarak. Arkasından onları köle olarak getirip kendi ülkelerindeki fabrikalarında çalıştırdılar. Daha sonra Afrika'dan Amerika'ya, onlar daha sonradır, Kunta Kinte'lerin götürülüşü gibi hiçbir tek zenci olmayan Amerika kıtasında bugün 45 milyon civarında zenci var. Yalnız Amerika'da, kıtası kıtada değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar büyük boyutlu rakamlar çıkıyor karşımıza üzerinde durduğu vakit. Sonuç olarak Avrupa'da artan zenginlik, Avrupa'ya yığılan altın, gümüş gibi değerli madenler, buradaki para sahibi, kapital sahibi kimseleri daha da azdırmış, iştahlarını daha da kabartmış, daha başka ülkeler, daha başka imkanlar hazır etmek üzere dört nala koşturur olmuşlar. Bununla da yetinmemişler, kendi ülkesinin insanlarını çok ağır şartlarda, karın tokluğuna denecek miktarda 3-5 kuruş para verir. Karnı burnuna gelmiş, yarın belki doğum yapacak hamile kadınları izbe yerlerde, rutubetli yerlerde 18 saate varan mesaiyle çalıştırıyor, ekmeğe muhtaç Avrupa insanını perişan ediyorlar. Yine kendi insanları perişan ediyor. Bilmiyorum seyredeniniz oldu mu, bu konuda çok güzel ve benim kanaatim belgesel niteliğini haiz Kaptan Onud'un isimli bir Hollandalı kaptanın Anvers limanından dünyaya çeşitli yerlerine açılan, daha sonra İngiltere'ye giden falan bir kaptanın hayatı anlatılır. Bir dizi filmdir bu. Kaptan Onud'un, yani o neden, o neden, kısaca Kaptan Onud'un diye telaffuz ediliyor. Hollandalı bir kaptan bu. Onun hayatı anlatılırken o günkü Hollanda, o günkü Avrupa, o günkü İngiltere, Almanya, o gün Avrupa'daki sanayi ve sanayide çalışan işçi kesimi, onların çalışma şartları filan ağırlığıyla, bütün gerçekliğiyle gözler önünde anlatılıyor o filmde. Hakikaten yüzlerce kitap okusa insan, o filmde anlatılmak istenen şeyleri o kitaplardan derleyip çıkarması çok çok zor. Yani öylesi bir filmi baştan sona, o günün Avrupa'sı nasıl bugünkü Avrupa'ya haline dönüştü, bunu anlamanın çok güzel yardımcısı olacak nitelikte, dokümenter sayılacak nitelikte bir film. Çünkü Amerika'nın bugünkü Amerika haline geldiğini anlatan yine kaptanlar ve krallar, zenginler ve yoksullar veya zengin ve yoksul gibi Türkiye'de oynatılan dizileri belki vaktiyle bir kısmını, bazı parçalarını görmüş olabilirsiniz. Onlar da hakikaten tarihi süreç içerisinde bugünkü Amerika'nın aldığı şekli hangi süreci yaşayarak, hangi yollardan, nerelerden geçerek geldiğini gösteren çok önemli nitelikte filmler olarak duruyor karşımızda. Yani mümkün olsa da onları başından sonuna izletme imkanı bulabilsek. Kapitalizmin liberal anlayışla, yani başıboştan kasıt da bırakınız, yani kapital nerede daha çok kar ederim diyorsa oraya aksın. Sonuçta işte oradan doyar, tıpkı sülüğün kanı emince, hani insanın derisini bıraktığı gibi iyice kandan şişer şişer şişer, ondan sonra bırakır. Daha evvel çekeyim dersen koparırsınız sülüğü. Hiç sülük tutan ya da tutan birisini gördünüz mü? Siz sülük tuttunuz mu bilmiyorum. Sülük iyice kandan, emdiği kandan şişene kadar asla ısırdığı yeri, damarı bırakmaz. Bunlar da sülük gibi, yani bırakın diyorlar. Sermaye sülük gibidir.
nerede işte emeceği yer var orayı bilir ve emer. Doyunca da bırakır. Hani başka bir yere yönelir. Gerçekten sermaye böyle. Ülkenin yararına mı, insanların zararına mı? Hiç önemi yoktur onun için. Çünkü sermaye başlı başına adeta bilinçli bir varlık gibi mütalaa edilir ve başının boş bırakılması liberal ekonomilerde tavsiye edilir. Mesela şimdi dikkat edilirse şu düzende, yani Türkiye'yi kastediyorum, serbest piyasa ekonomisi adıyla Turgut Özal'la birlikte başlatılan bir uygulamadan ondan sonra ve onu takiben gelen hükümetler de vazgeçemez oldular. Serbest piyasa ekonomisinde liberalizm alabildiğine at oynatır. Oynatıyor da nitekim. Hani para kazanmayı bilir, yeter ki siz onun önüne engel çıkarmayın deniyor yani kısaca. Tabii nereden kazanır, nasıl kazanır, ne yapar işte, suistimal de yapar kazanır. İski işinde olduğu gibi de kazanır. Bilmem, insanın işinde olduğu gibi de kazanır. Kazandırır da. Kazanır da kazandırmaz mı? Elhasıl tabii sonuçta ülke insanı kaybediyor, ülke ekonomisi kaybediyor ve bir takım yararlı gibi görünen yanları var ise de, görünüyor, bulunuyor ise de aslında esas itibariyle pek yararlı olmadığı da rahatlıkla görülebiliyor. Liberalizm ve kapitalizmle ilgili uzun uzun anlatılacak şeyler olmakla beraber ben çok özet olarak geçmeye özen gösteriyorum. Sebebi şu, burada birer kelime olarak, birer başlık olarak gördüğünüz kelimeler üniversitelerde, ilgili bölümlerde bütün yıl boyunca değil, hatta 4 yıllık tahsil boyunca insanlara 8'er aydan 4-8, 32 ay sürekli ders olarak anlatılır. Tabii 32 ayda anlatılan şeyleri bizim burada 32 dakikada derleyip toparlamamız ancak mümkün olabilir. Yoksa bütün tafsilatıyla, bütün detaylarıyla anlatabilmemiz için ne vaktimiz müsaittir ne de konumumuz bunun için elverişli değil. Yani o denli, biz insanlara bir şeyler anlatırken onlara fakülte mezunu yapmak, diploma vermek filan düşüncesiyle hareket etmiyoruz. Ama içinde yaşadığı toplumda kullandığı kelimeleri, kullandığı kavramların ne manaya geldiğini, kendi ülkesinde ve başka ülkelerindeki durumunu, uygulamasını yakından bilmesinde, esası itibariyle tanımasında en azından aldanmamak, kanmamak ve başkalarına da doğru bilgiler verebilmek açısından bilmesinde zaruret gördüğümüz için anlatmak lüzumu duyuyoruz. Başka bir sebebi yok ve ayrıca uyanıklık meydana getirmesi için. Avrupa bütün gücüyle liberal kapitalist dönemi yaşamış, büyük bir sanayi atılımı olmuş, başka kıtalar keşfedilmiş, o kıtalardan Avrupa'ya sürekli altın ve gümüş yığılmış, ham madde getirilmiş, bunlar getirildikçe kapital daha da azmış, daha da çok insanı baskısı altına almak suretiyle onları ezmiş, milyonlarca insan makinaların, tezgahların başında çalışır olmuş, çalışma şartlarının düşünülmediği, ücretlerin hiç göz önünde bulundurulmadığı, açlığın kol gezdiği Avrupa'da insanlar bir iş bulabilmişse artık onun şartlarını konuşacak, şartlarını düşünecek, şartlarını tartışacak imkandan mahrum olduğu için, bir sürü işsiz olduğundan hiç kimse o tarafına işin eğilmemiş. Orta Çağ'ın kral kilise ikilisinin baskısından kurtulan Avrupa, kurtuluyoruz derken bu defa geniş insan kitleleri olarak bir başka tür sıkıntının altına kendisini sokmuş oldu. Sermaye, yani kapitalin ezici gücü, sermayenin insanları kale almayıcı, hiç önemsemeyici, süründürücü, sömürücü gücü, ezici gücü insanları perişan eder oldu. Nasıl ki insanlar malumunuz işte hapishanededir örneğin, en çok hapishanenin menfi etkisini üzerinde hissetmektedir. Orada aklı fikri birinci derecede işte ah şu hapisten bir kurtulsam, ah şu hapisten bir kurtulsam şeklinde odaklaşır. Fakat asla şunu düşünmez, yani tamam hapisten çıktım da dışarıda ne yapacağım? Örneğin işim var mı? Örneğin ben buraya işte filan adamı vurmuş düşmüşüm.
Ben dışarı çıkınca onların adamları da ya beni vururlarsa filan bunları düşünemez olurlar. Yalnız hapisten çıkmayı düşünür. Yani yeni nereye gireceğim? Gideceğim yerde beni rahat mı bekliyor yoksa bundan daha belalı bir durumla mı karşılaşacağım? Bunu insanoğlu pek düşünmez. Düşünmemiş yani. Hep bakıyoruz insanlık tarihine. Bunun sonucu da içine girdiği durum, kurtulayım diye çabalayıp durduğu durumdan çok daha berbat olmuş çoluk. Avrupa insanı da Kral Kilise ikilisinin kendisine yaptığı zulümden kurtulmak için milyonlarca ölü vermiş. Ateşler üzerinde canlı canlı diri diri yakılanlar vermiş bilmem ne ve işte Fransız ihtilalini yapmış. Niçin? İşte laissez passer, laissez faire demek için. Yani bırakınız geçsinler, bırakınız yapsınlar demek için. Her şeyi yapabilmek için. Fakat asla herkes her şeyi yapamamış, yapması da mümkün görülmemiş, olmamıştı. Ancak çok becerikli, çok gaddar, çok merhametsiz, çok bilmem ne kişiler yapmışlar, çatmışlar, kazanmışlar. Büyük çoğunluk gene ezilen, gene altta kalan, gene aç, gene susuz. Daha evvel rahiplerle kralın adamları, askerleri onlara eziyorken ezenleri değişmiş, ezilen olarak kendileri değişmemiş. Yani halk olarak yine ezilmeye devam etmişler. Bu sefer gelişen sanayi sonucu efendim tezgahların başında ezilmişler. Daha evvel köylerinde ahırlarının yanında eziliyorlardı. Şimdi de tezgahların filan makinenin şunun bunun başında ezilmiş. Dolayısıyla sonuç değişmemiş. İşte bu durumda da yine şikayetler ayyuka çıkmaya başladığı anda toplumda daha evvel de örneğini verdiğimiz gibi ihsası güçlü kişiler çıkıyor. Yani olup bitenleri iyi düşünen, iyi algılayan ve bunun nereden kaynaklandığını gören kişiler çıkıyor. Ve onlar kendilerine göre bir takım kuramlar geliştiriyorlar. Yani teoriler geliştiriyorlar. İşte çok eski Yunan'da, Sparta Yunan'ında, efendim Atina Yunan'ında köklerini gördüğümüz bir takım düşüncelerden esinlenen Marx ve Engels'in, Karl Marx ve bilmem ne Engels, ilk adını hatırlamadım, Friedrich Engels'in Manifesto adını verdikleri bir bildiriyle 1860 yılında Avrupa'daki bu acımasız kapitalizmin, acımasız sermayenin zulmüne karşı insanları karşı çıkmaya davet etmesi, karşı olduğunu belirtmeleri bize yeni bir hareketin başladığını gösteriyor. Biz buna daha sonraları bütün dünyada meşhur olduğu gibi Marksizm diye geldik. Herkes de öyle dedi. Nasıl ki Orta Çağ Avrupa'sında Kral Kilise ikilisinden gördüğü, yaşadığı zulmün tümünü, halkların gördüğü zulmün tümünü, dinden kaynaklandığı düşüncesiyle dini temelinden yok sayar, reddedersek bütün bu zulüm kendiliğinden sona erer. Niye? İşte hastalığı sivrisineğe bağlarsan, sıtma neden oluyor? İşte sivrisinekten. Sivrisineği yok edersek ne olur? Hastalık olmaz, işte hiç hastalanmayız. Halbuki hastalık bir sivrisinekten olmuyor. Evet, sivrisinek de hastalık yapıyor doğru ama sivrisineği yok ediyorsunuz, bataklıklar kurutuyorsunuz, dünyanın ilaçları, paraları filan derken insanlar yine hastalanmaya devam ediyor. Yani Kral Kilise ikilisinden ve onların dayandığı dinden bütün hastalıkların Avrupa'daki insani hastalıkların oluştuğu görüşüne sahip mütefekkirler nasıl yanıldıysalar, yani dini tümüyle etkisizleştirdiler ve toplum üzerinden, fertler üzerindeki etkisini sıfırladılar. Fakat ortada insanlar yine huzursuz. Hani huzura kavuşacaklardı, hani her iş bitecekti, zulüm bitecekti, her şey sona erecekti. Ve dünya cennete dönecekti. Yani isteyenin geçtiği, isteyenin yaptığı bir ortamda her yer güllük gülistanlık olacaktır. İddia buydu ama sonuçta bu iddianın da doğru olmadığı görüldü. Görüldü çünkü becerikliler daha hırslılar, daha bilmem göz açıklar, uyanıklar, üçkağıtçılar ortamı tamamen lehlerine çevirdiler ve kapitalin hizmetinde bir dünya, kapitali
her şey sayan ve her şeyi de kapitalin emrine veren bir dünya düzeni kurulur. Buna karşı da Marx bakıyor, ediyor, çatıyor, işte bütün bu kötülükler, şu insanların sömürülmesi, bu işçilerin kötü şartlarda çalıştırılması, rutubetli bilmem elverişsiz şartlarda insanların tezgah başlarında perişan olması, sonra işçi çalışıyor, bir takım değerler meydana getiriyor, fakat meydana gelen değerlerin tümünü sermaye alıyor. Buna da ölmeyecek kadar, yani yarın tekrar tezgahın başına gelip akşama kadar çalışmasına yetecek kadar para veriyor. Demek ki bütün kötülüklerin anası Ümmül Habais ne oldu Marx'a göre? Sermaye. Yani mülkiyet oldu. Sermaye, şimdi Allah, din, iman zaten onun defterinde, kitabında yok. Avrupa'da zaten kalmamış, yani o haliyle kalanı kabul etse ne yazar, etmese ne yazar. Onlar için fazla önemli değil ama daha önemlisi, dediğim gibi, o orta çağdaki mütefekkirler bütün suçu, bütün suçların kaynağını nasıl din de görmüşler ve dini kaldırmak istemişler ise kaldırdılar insan hayatından ve toplum yaşamından. Ama sonuçta bütün rahatsızlıklar çeşit değiştirerek toplumda yine devam etti. Öyle olmadığı görüldü. Bunun sonucu da, yani Kapital'de bunu gören Marx ve Engels'in manifestosu, açıkça tüm suçları veya bütün suçların anası, kaynağı olarak sermayeyi görüyordu, mülkiyeti görüyordu. Bunun için Marx'ın var olan her şeyin madde olduğunu, maddenin ezeli ve ebedi bulunduğunu, bunun ötesinde, yani maddenin varlığı vacip olduğundan Marx'a göre anlatıyoruz, ötesinde bir şeyin bulunmasının söz konusu olmadığını, dolayısıyla Allah'ın da ahiretin de ölümden sonra dirilmişlerdi. Yani bunların hepsinin bir üst yapı kurumu, yani bir bozukluğun ürünü olduğu görüşünü ortaya atıyor. Her şey mülkiyetle, emekle alakalı. Tek değer vardır, o da emektir. Ona göre işte Marx'ın diyalektiğinde bir serflik dönemi vardır. İşte o dönemlerde beyler halkı çalıştırırlar, toprağı üstünde çalışanıyla beraber alır satarlar bilmem ne, onların bütün kazandıkları filan işte deyimdir. Oradan insan tabiat, ya eşyanın tabiatında mevcut olan çelişkilerin sonucu, çalışan insan daha az emekle aynı sonucu almak isteyeceğinden yahut aynı emekle daha fazla sonuç almak isteyeceğinden düşünür, taşınır ve üretim araçlarını geliştirmeye yönelir. Ya daha az yoğrulmak ya da daha çok ürün almak için. Üretim araçlarını geliştirir eder derken bu suretle bir sanayileşme dönemine geçilir. Yani kapitalizm dönemine geçilir. Kapitalin arttığı, kapitali daha da artıran makinelerin arttığı, kazancı artıran şeylerin arttığı, kazanç arttıkça o şeyler daha da gelişiyor, geliştikçe kazanç daha da artıyor derken sonuçta çok az insanın elinde sermaye toplanır ve halk, çalışanlar, yani asıl değerin sahibi olan emekçiler büyük ezici çoğunluğu oluşturdukları için ayaklanırlar. Dolayısıyla sermayedarın, bir avuç sermayedarın, kapitalistin elindeki kapitale el koyarlar. Kapitale sahip olmayı, mülkiyete sahip olmayı yasaklarlar. Bir devlet düzeni kurarlar. Sosyalist dönem dediğimiz, yani feodalite dönemi, kapitalizm dönemi, sonra sosyalist, Marksist sosyalist dönem. O dönemde tüketim mallarının mülkiyeti fertlere serbesttir. Üretim araçlarının mülkiyetinde yasaklık söz konusudur. Üretim araçlarının mülkiyeti kamilen, tamamı itibariyle topluma, yani devlete aittir. Devlet bunun için vardır. Devlet, maddenin tabiatında saklı bulunduğunu Marx'ın buyurduğu, öyle söylediği çelişkileri hızlandırmak, daha çabuk maddenin olgunlaşmasını daha çabuklaştırmak için vardır. Bu itibarla bu işlevini yerine getirene kadar devam eder. Ondan sonra insanların, maddenin tabiatındaki çelişkiler azalıp giderek bittikçe insanlar da azami olgunluğa ulaşmış olacağından komünizm dönemi başlar deniyor onun teorisinde. Komünizm döneminde devlete ihtiyaç kalmamıştır artık. Çünkü maddenin tabiatında çelişki kalmamıştır. Zira bütün insanlar olgunlaşmıştır. Nasıl olgunlaşmaysa bu.
tane pişirdiğin hayal pilavı değil mi? 4 kaşık yağ daha koy hesabı yani. O yağ bitermiş, pahalıymış filan ne olacak? Hayal pilavına yağ yetiştirilir yani, bulunur değil mi? Böyle şeyler efendim, işte o komünist dönemde devlet yok. Devlete ihtiyaç kalmamış çünkü maddenin tabiatında çelişki kalmamış. Ki o çelişkiyi tahrik edecek başunsur olarak devlete ihtiyaç bulunur. O bakımdan insanlar da olgunlaşmış, hiç mülkiyet arzuları kalmamış. Şu benim olsun, bu benim olsun yok. Yani işte bardak imal eden, imal ettiği günde 10 bardak yaptıysa götürmüş, bardak harmanına koymuş. Efendim çay imal eden, işte üreten çay harmanına koymuş. Zeytin yapan zeytin, ayakkabı yapan ayakkabı harmanına. Akşam kaldığı yere, bir kadınla yaşadığı yere giderken de zaten aile diye bir kavram söz konusu değil. Efendim giderken neye ihtiyacı var? Zeytin üretenin, işte diyelim bir ekmek üretenin getirip ekmeklerine attığı, yığdığı ekmek harmanından ekmek alıp gidiyor. İhtiyacı kadar. Hani fazla alayım, niye alacağım? Efendim olgunlaştı ya. Efendim işte zeytin üretenin ayakkabıya ihtiyacı varsa, ayakkabı üretenlerin atarak harmanlaştırdığı ayakkabı harmanından işte ayağına olan bir ayakkabı alıp gidiyor falan filan. Yani böyle tamamen ütopyadan, yani hayalden oluşan bir sistem. Ama o günkü Avrupa'daki uygulama karşısında gerçekten ciddi bir alternatif olarak göründü. En azından ciddi bir tehdit olarak göründü. Hakikaten miktarı milyonları aşan, giderek azalıyor sermaye sahipleri, yani sermaye giderek tabiatı itibariyle daha az insanın elinde toplanmayı seviyor. Yani sermaye dağılmayı sevmiyor. Dolayısıyla sermaye sahipleri giderek azalırken emek sahipleri giderek çoğalıyor. Çoğalan ve ezici çoğunluğa, yani ne zaman oh deseler, ayağa kalksalar veya bir tükürseler tükrüğünde boğacakları kadar sermayedar, tükürmekle denizler, deryalar meydana getirecek kadar da emektar düşünün. Böylesi bir ortamda Marx'ın ortaya attığı bu görüş gerçekten sermaye sahiplerini tir tir titretti. Korkuttu. Marx'ın teorisinde anlattığına göre sanayileşmesini tamamlamaya yakın durumda bulunan İngiltere ve Almanya'da işçi kesimi ezici çoğunluğa sahip ve işveren de gittikçe azalıyor, yani serbestle toplanıyor. Bu iki ülkede Marx teorisinin tutacağını, emektar sınıfın, yani emekçilerin, işçilerin idareyi ele alacaklarını, mülkiyeti sona erdireceklerini, sosyalist düzene toplumu geçireceklerine inanıyorum. Fakat Bolşeviklerin lideri Lenin, Vladimir İliç Ulyanov Lenin, Rusya'da Kazanlıdır Lenin, abisinin hukukta, Kazan Hukuk Fakültesi'nde okumaktadır. Abisinin çarlık yönetimi tarafından idam edilmesine kadar hiçbir ideolojiyle şununla bununla uğraşmayan ve iyi bir avukat olmak için hukuk okuyan Lenin, zaman içerisinde abisinin çarlık Rusyası yönetimi tarafından bu işlere karışması gerekçesiyle idamından sonra abisini asanlara kinlenmesinin sonucu bu işe kafayı takmış ve o denli kafayı takmış ki sonunda Sovyet, yani Rusya'da çarlık sülalesinden eser bırakmayacak, düzeninden de eser bırakmayacak bir sonuca ulaşmış. 1905 ilk devrim teşebbüsüdür, iktidar teşebbüsüdür, işçileri ayaklandırıp Petrograd, Leningrad daha sonraki işçilerini idareye ele almak, çarlık Rusyasını devirmek üzere başaramayınca kaçmış Avrupa'ya, İsviçre'de otel odalarında örgütünü İsviçre'lerden idare etmiş. Daha sonra, aradan geçen 12 yıl sonra bu çalışmalarının ürününü Almanya'nın da kendi başından bu gibileri Rusya'ya, uzak Rus steplerine yollaması, yani uzaklaştırması için Almanya'nın da yardımıyla, hem para yardımı, hem vasıta yardımı, silah yardımı, her türlü yardımıyla, o günkü Bismarck Almanya'sının, Wilhelm Almanya'sının yardımıyla Sovyetlere sevk edilmiş. Ve 1917 Oktober devrimi adıyla dünya siyasi literatürüne kendini yazdıran devrimi başarıyla yapmış.
O günler Marksist teoriye uygun olarak Lenin, Marksizmin en büyük uygulayıcısı olarak yer yüzünde görünmüş, kendi kadrolarıyla birlikte çok süratli bir şekilde maddenin tabiatındaki çelişkileri tahrik etmiş, harekete geçirmiş ve o maddenin olgunlaşmasını engeller gördüğü ne varsa, örneğin Romanos sülalesinin beşikteki bebeği bile o çelişkinin giderilmesini engelleyeceği, maddenin olgunlaşmasını engelleyici bir unsur olarak görünmüş olmalı ki bebekleri bile kurşuna dizdirdi. Romanov sülalesinden kimseyi yeryüzünde bırakmadı. Derken Sovyetleri disipline etti ve tamamen bir tek otorite altında topladı. Sonuç olarak da işte dün denilecek kadar yakın zamana kadar, yani 1989'dur değil mi, Gorbaçov'un perestroika ve şu yeniden yapılanma, nedir o öbür kelime, neyse hatırımıza gelir biraz sonra, onu ilan ettiği güne kadar da dünyanın bir kutbunu teşkil eden, diğer birçok devleti, özellikle o Ta Avrupa devletlerini, Doğu Avrupa devletlerini hükmü altına, yönetimi ve rejimi altına alan, uydu yapan, öbür taraftan 1949'larda 10 bin kilometrelik büyük yürüyüşten sonra köylüleri peşine takan ve Çin'deki Sun Yat-sen idaresine kesinlikle son veren Mao'nun da 1 milyarlık Çin'i bu işin içine katmasıyla yeryüzünde gerçekten global ağırlığı çok fazla, 1,5 milyar insanı doğrudan ilgilendiren bir siyasal rejimin devlet bazında varlığı herkesin dikkatini çeker olmuş. Mozambik'ten Şili'ye kadar, Bolivya'dan bilmem efendim Vietnam'a kadar birçok yeri etkiler hale gelmiş idi. Ne var ki insanlar yine aldanmışlar ve içinden kurtulmak istedikleri kötülük, zorluk, zorluğu düşüneyim derken, yani ondan kurtulayım da ne olursa olsun demelerinin sonucu, kurtulmayı istedikleri ve sonuçta kurtuldukları kötü durumdan daha kötü durumlara düştüklerini görüyor insanlar. Tarihe bakıldığında bunun gerçekten açık örnekleriyle dolu olduğunu görüyoruz. Nasıl işte bütün kötülüklerin anası dindir, İşte dini hayatımızdan kovarsak, dolayısıyla bu papazlar da kovmuş olur, dinin adamları da, oh gel keyfim gel düşüncesi Avrupa'yı rahata erdirmedi. Huzursuzluğun boyutlarını daha da büyüttü ve kapitali dinin yerine koydu. Kapital de öylesine acımasızca büyük makine çarklarının dişlilerinin ezdiği gibi insanları eziyordu ki, hakikaten dayanılmaz boyutlara ulaşan bu ezme, karşısına çıkan Marx'ın düşüncesiyle kendini terbiye etmek gereği duydu. Marx'ın tehdit olarak ortaya çıkardığı bu sermayeyi ürkütmesi sonucunda sermaye sahipleri biraz şöyle kafaları dank etmişe benziyor olmalı ki biraz kendilerine çekidüzen vermek gereğini duydular. İşte bu noktada karşımıza sosyal demokrasi veya demokratik sol diye de tanımlanabilen, böyle esası itibariyle kapitalist bir dünya görüşü fakat tıraşlanmış, böyle biraz kırpılmış kuyruğu, kanadı filan bir kuşa benzetilmiş bir kapitalist, kapitalist çıkarıldı. Demokratik sol, kapital sahiplerinin bir bildiklerini serapa, bir baştan bir başa yapabilecekleri, uygulayabilecekleri bir dünya görüşü olarak uygulanıyor. Marx'ın buna karşı çıkardığı düşünce ise onu tamamen reddeden, hiçbir hayat hakkı tanımak istemeyen, yani ferde mülkiyet hakkı tanımayan, dolayısıyla sermayenin bütün gücünü kıran, bütün gücünü unufak eden, yok eden bir görüş. Bu durumda sermaye sahipleri baktılar olacak gibi değil, hakikaten bunların dediği tutar da emek sahipleri, yani işçiler gerçekten bir baş kaldırırsa,
vururlar, kırarlar, ne fabrika bırakırlar, ne sermayedar bırakırlar, ne patron bırakırlar, dünyayı dümdüz eder giderler, karınca sürüleri gibi çok bunlar. Ne yapmalı? Yavaş yavaş, şimdi Marx'ı da, Marksistleri de başından savdı ya Ankara Rus steplerine, hadi git oralarda uğraş, bizden uzak olma. Biz şöyle biraz düşünelim ve kendimize bir çeki düzen verelim. Yavaş yavaş Avrupa'da işçi hakları, toplu sözleşme, çalışma şartlarının konuşulması, iyileştirilmesi, ücretlerin artırılması gibi sermaye kendinin devamını korumak için, varlığını korumak için birazından daha vazgeçmeyi göze aldı. Neden? Onu kendine sağlayan emekçilere biraz ondan vermek suretiyle o sermayenin o emekçileri koruyucu haline, koruyucusu haline getirme yolunu tuttular. Yani toplu sözleşmeyle ücretler yükseltildi. İşte çalışma şartları iyileştirildi. Mesai şartları çok uzundu. Örneğin 10-15 saat, 13 saat, 12 saat. Efendim giderek azaltıldı, 12'ye indirildi, 10'a indirildi filan. Efendim ona rağmen fazla çalışan olursa biraz fazla mesai ücretleri verildi. Efendim çalıştığı yerde kendi elbisesiyle değil de işverenin kendisine verdiği iş elbisesiyle çalıştı. Dolayısıyla yani onun masrafından da işçi kurtulmuş oldu. İşte bilmem bayram tatili için para verildi, yok harcırah için verildi, doğum için verildi, hastalık için verildi falan filan. Hani bugün işte çocuk parasına varana kadar uzanan şeyler Marx'ın sayesinde Avrupa'nın tanıdığı ve yaygın olarak uygulamak zorunda kaldığı şeyler olarak karşımıza çıkıyor. Bunun sonucu Avrupalı sermayedar gerçekten sermayesini yani vahşi kapitalizm diye hani Amerikan filmlerinde vardır ya vahşi kapitalizm, batı. O vahşi kapitalizmi biraz böyle vahşetine esas itibariyle dokunmadan yani ısırganlığı filandan vazgeçirmeden ama görünürde şöyle kravatlı, eli yüzü düzgün, efendim fazla da vahşi görünmüyor yahu bu dedirecek bir hale soktular. Bunu nasıl yaptılar? İşte kazançlarından bir kısmını tümünü koruyabilmek için işçiler lehine, emekçiler lehine vazgeçerek yaptılar. Emekçiler o kadar rahat hale geldi ki giderek Avrupa'da mesela bugün çalışmayan maşallah çalışandan daha rahat. Ha? O hale gelmedi mi Hollandalılar? Hakikaten öyle. Yani bir derdi yok. Adam hiçbir özelliği yok, şu yok, yeteneği yok, bilmem ne yok filan. İşte Türkiye'den gelenler olarak bakalım. Ne? Rençberdiç, işte bir kara tabanı tutuyor, çift sürüyor. Buraya geldi adam, Allah Allah, Mercedes imalatçısı oldu. Gurunduk televizyon bilmem montajı yapıyor filan. Allah nasıl iş bu? Bunun karşılığında oradaki çalışmasıyla alması, elde etmesi mümkün görünmüyor. Araba aldığı, Türkiye'den ev aldığı, dükkan aldığı, bir daha aldığı, bir daha aldığı, çoluğunu çocuğunu ev verdi filan. Oho! Yani orada ırgattı, burada oldu. Burada kazandığıyla. Şimdi bu hale gelmiş işçi ne deyip de Marx'ın emekçisiymiş de başını ağrıtacak, ihtilal yapacak, ayaklanacak. Bana ne lan? Ben elime geçine bakarım. Tabii Avrupa'nın işçisi de bunu söyledi, bunu düşündü yani. Ve Avrupa Marksizmi böyle kırdı. Marksizmi böyle kırdı. Hani nasıl şuraya dün akşam girdiğimizde bayağı rutubet vardı, sis çökmüştü filan, serindi. Bir de içinde oturulmadığı için de ayrıca soğuk oluyor yerler. E biz de böyle bir ürperdik, ettik, üşüdük. Ne yaptık? Bir hafif soba yaktık, havasını kırdık. Kırınca komünistliğe hevesi kalmadı yani. İyice daha fazla kızmaya ihtiyacı kalmadı. Çünkü daha fazlası terletecektim. Yeter işte, o kadar yaptın mı yetiyor. Gerçekten de yetirdiler. Kim ayaklanacak, kim şey yapacak. Yani hakikaten hiçbir yerinde de efendim sermayenin mülkiyeti devletin olsun, toplumun olsun diye hiçbir yerde ne İtalya'da, ne Almanya'da, ne İngiltere'de, ne İspanya'da, ne Lüksemburg'da, ne Hollanda'da, ne Belçika'da, hiçbir yerde, İsviçre'de, Avusturya'da kimse ayaklanma gereği duymadı. Zaten Rusya'da ayaklananlar da sermaye ve varlık efendim devletin olsun diye değil. Zaten çok varlığı olan bir ülke değil Rusya. Ucu bucağı bulunmayan topraklar var. Sayamazsın, üstünden kuş olsam uçamazsın. Yani o kadar büyük, altı üstü
bilinmeyen yerler var, ucu bucağı bilinmez yerler. Fazla da sermaye yok yani. Ne için bu fedakarlığı yapacak? Fakat Çarlık Rusyası'nın zalim oluşu, halk üzerinde her an kendini hissettiren zulmüne karşı halkı örgütleyenler, bu örgütlenmeyi ve Çar'a karşı çıkışı sanki Marksizm adına bir karşı çıkışmış gibi lanse ettiler dünyada. Yani ideolojik bir karşı çıkış. Tabii ki ideolojistleri vardı. Halkı örgütlen ve halkın içerisine girerek onların ayaklanması, o işçilere, Petersburg ayaklanmasında işçilere o bir takıma yaptıran insanlar Marksist hücrelerde yetişmek kimselerdi. Ama büyük çoğunluk, yani o devrimi yapan, Çar'a karşı ayağa kalkan insanların çoğunun ne Marksizmle alakası var ne şu, bir şeyi biliyor yani Çar bizim felemizi şaşırtıyor. Ha? Şunumuzu belliyor. Dumanımızı çıkarıyor. Ne var biz de onun dumanı çıkar. Şu herif cehennem olsun gitsin de kim gelirse gelsin. İnsanlar genellikle hep böyle diye gelmişler. Ve hep de bu yüzden kaybede gelmişler. Yani insanlar eğer bu noktada bu cümleyi söylemek ihtiyacını duyuyorum. İçinde bulundukları sıkıntıdan kurtulmaya taktıkları kadar öyle bir hal kendimiz için hazırlayalım ki, öyle bir hale kendimizi koyalım ki o halde şu halimizi aramayalım da diyebilselerdi herhalde tarih tekerrür edip durmaz. Bilmem ne demek istediğimi anlatabildim. Hani insanlar hep şuna takıyorlar ya. Şu halden kurtulayım da, şu bir bitsin de. Güzel de yani bu bitsin, ömrün bitsin demiyorsun sen. Ömrün devam ediyor. Yarın da var. Şimdi açsın ya, açlıktan karnım bilmem ya. Biraz sonra ya açlıktan bir kurtulayım ne olursa olsun. Açlıktan kurtulayım bu sefer su ihtiyacı duyuyorsun. Su yok. Zor ya Allah rızası için bir bardak su veren yok mu? O yok. Yani hep sıkıntı. Yani öyle bir düşün, öyle bir ayarla ihtiyaçlarını öyle bir gidermeye çalış ki ne şimdi, ne yarın, ne daha sonra esaslı şikayetlerin olmasın. Çünkü insansın, muhakkak başın arayacak, gözüm seyirecek, şu olacak, bu olacak, ayrı mesele. Ama temelli köklü şikayetlere kendi eliyle düşüyoruz. Yani buradan kurtulayım, şu andan kurtulayım, bu an geçsin de ne olursa olsun. Ya Rabbi şu ağrın durur dursun da ne olursa olsun, ne göğsümdeki ağrı. Peki o ağrın durdu, ondan sonra böbreğin taşları başlattı. Ne anladık? Hacemin şey bildirdin, ağrının yeri değişti. Ama orada senin, burada senin. Orada senin canın, burada senin canın. Devam ettikten sonra ha böbrek ağrısı ha bilmem ne ağrısı fazla farkı olmuyor. Yanan senin canın sonuçta. Ama insanoğlu maalesef bu konuda hiç hakikaten ders almamış ya da almıyor olmalı ki sürekli bundan şikayet ediliyor. O kadar basite irca ediyorum ki zaman zaman Türkiye'deki durumu açıklamaya çalışırsak bakıyorum daha düne kadar İşte 12 Eylül rejimi şöyle ondan evvel ki Demokrat Parti bir şey, Adalet Partisi bilmem, CHP öte ve hayda bir kurtarıcı gibi askerlerin de yardımıyla başka partilere, başka siyasilere parti kurmayı falan yasak edince ne oldu? Özal güreşmeden tur atladı ve iktidar oldu, şampiyon oldu değil mi? Hatırlıyorsunuz. Vallahi işte 5-6 sene, 7 sene, 9 sene neredeyse iktidar mı kaldılar? 83'ten kaça kadar? 89 mu? 91 mi? 91'e kadar diyelim. Kaç eder? İşte 8 sene. İşte büyük transformasyon, benim vatandaşım, işte bunları yapıyoruz, ediyoruz falan görüyordunuz hani icraatın içinden falan. Aa, ne oldu? Oldu. İşte bir takım şeyler oldu ve kimileri epey hızlı oldu. Örneğin ahlak enflasyonu felaket derecede, yani onların dönemindeki kadar hiçbir dönemde düşmedi. Paranın değeri her zaman düşüyordu ama o düşüş böyle idare ediyordu adeta. Yani insanları alıştıra, şiviye şiviye derler ya halk tabirinde. Arapların şuvaya, yani yavaş yavaş da değil. Ha. Fakat ANAP döneminde paranın değerinde korkunç denecek süratle böyle ses süratini geçen efendim aşan şeyler oldu. Yani düşüklük oldu.
Ve tabii kimileri yetişemedi. Yani bu düşüşün peşinden yetişemedi. Kimileri derken epey büyük çoğunluklar. Bu arada bir takım hala koruyup durduğu, koruya geldiği bazı değerlerini bu ekonomik bozukluğun, çarpıklığın ortaya çıkardığı sorunlarını çözmek için feda etmek zorunda kaldı. Örneğin ANAP dönemindeki kadar kadınların kendini satılığa çıkardığı hiçbir dönem daha olmamış Cumhuriyet tarihinde, biliyor musunuz? Belki. Hani bu şimdi de var, dün de var, daha evvel de var falan ama ANAP dönemindeki kadar çok olmamış. O kadar çok imrendirildi ki insanlar dünya şeylerine. Ona kavuşabilmek için insanlar o güne kadar koruya geldikleri bir takım değerlerini, örneğin iffet bir değerdir, onu satılığa çıkarttılar. Çok insan yaptı. Tabii herkes anlamına değil. O dönem işte bunların SHP ve DYP koalisyonunun iktidara gelmesiyle sonuçlandı. Benim vatandaşım, benim memurum, benim ırgadım, benim çiftim, benim makinistim, benim şoförüm, bilmem neyim, Demirel'in yuvarlak yuvarlak köy muhtarı lehçesiyle söylediği lafların sonucu 180 milletvekili mi aldı? Ne yaptı? Geldi işte SHP ile de ortaklık kurdu, iktidar oldu, oturdu. 500 günde ortalığı dümdüz yapıyor, günlük güneşlik, asfalt, sıfır numara asfalt oluyor her taraf filan. Ule 500 gün geçti, hani baba ne oldu? Allah'ın başka 500 günü mü yok lan dedi. Resmen mi dedi, öyle demedi. Ben ilk 500 gün mü dedim diyor, utanmaza bak. Yani işte borcunu demişler bir öyle ipsizin tekine, ne zaman vereceğim? Çarşambaya. Çarşamba peki, beklemiş hanım. Çarşamba gelmiş de çarşamba bugün ver arkadaş. Ben çıkmaz ayın çarşambasına dedim. Aynen Demirel'in üstü bu da. Resmen böyle milletin gözüne baka 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 söylüyor. Erdalcığım dersen zaten bu işlere işte babasının adı yüzünden karıştırılmış öyle bir tip işte, öyle abi babacığım sen bilirsin filan diye Demirel'in dışında biraz işte başbakan yardımcılığı yaptırdılar ona ve işi de bitti böylece. Derken işin garip tarafı ne oldu ne etti bilmiyorum. Şimdi yeniden ANAP'ın, o milletin feleğini şaşırtan ANAP'ın gene yıldızı parlamaya, albenisi artmaya başladı. Lan ne oldu, ne bitti yani, şeytan tüyü mü var bu heriflerde? Yok, halk bir acayip yani, bir garip. Burasına sürekli tokat yiyor ama en son hatırladığı hangisi? En son hangi suratına yedi şu tarafına? Kim vurdu diyelim, DYP vurdu, şu anda onlar vuruyor DYP sahip. En son yediği tokatın acısını hatırlıyor. Ondan bir evvel şu tarafına şaklatanı unutuyor ve onu kurtarıcı olarak düşünmeye başlıyor. Ulan neresi kurtarıcı? Biraz evvel yani şuranın acısını bir an unutsan hemen şuranın acısı gelecek aklına. Yok, asla onu yapmıyor. O geliyor, ben kurtarırım, berbat ediyor. Belki ben kurtarırım, berbat ediyor. Yani buna rağmen de halkın seçmesiyle geliyor bu partiler iktidara, öyle değil mi? Türkiye'deki halkın verdiği oylarla geliyor. Hani Karadenizli öyle kendine çokça güvenen kof birisi, bir yarım akıllı biri varmış, bir köyde çıkmış minarenin şerefesine, atacağım kendimi aşağı demiş. Çoluk çocuğu da var ama öyle yarım akıllı birisiymiş fukara. Ya etme Hasan, gitme, atma, çoluğum var, çocuğum var, atacağım. Laf dinlediği yok. Millet şaşırmış ya, bir kurtaralım diye işte minareye doğru giden oldum. Buraya gelen olursa atarım ha filan diyormuş. Millet de ne yapacağını iyice şaşırmış kalmış. Derken öyle kofluklarıyla meşhur tipler vardır ya. Ha ben onu kurtarırım demiş birisi. Gayet soğuk kalmış. Ya, o kadar kendinden güvenli. Herkes de zaten çaresiz kalmış yani, yapışacak bir dal arıyor. İyi aman tek kurtar. Buyur ne yapalım, bize ne düşüyor? Ve abi urgan getirin. Hemen koşturana kimisi teknenin oradan. Bu da buradan işte diyalog kurmuş o Şerefe'deki o yarım akıllıyla. Hasan nasılsın? Çoluk çocuk iyiyim diyor. Ahmet nasıldı? Küçük Ahmet filan. Şudur budur, ondan diyalog kurmuş. Bu arada da urganlar gelmiş. Hasan demiş, bak sağ şimdi bir urgan atacağım, yakalayacaksın onu. Ne olur? O da yarım akıllı ya. Ne olacak? Demiş, beline bağlayacaksın onu sımsıkı. Tamam mı? He tamam, o da. İyi sıkıca bağladın mı Hasan? Evet,
sıkı da tut onun ucundan, tut. Demiş, çekerim, dikkat et, çekince herifi kendi atlasa 5 dakika can çekecek adamı hiç can çekiştirmedin de şap diye yere yaza koymuş, öldürmüş. Şeref eden adamı ipine çekeyim de şak diye taş gibi yere düşen adam can çekecek vakit kalır mı onu? Uy demiş, ne oldu? Herkes şaşırmış. Ya hani sen kurtaracaktın o kadar bize güvence ver. Demiş, ha ben bu usulle bir adam kurtardıydım ama kuyudan mı minareden mi onu karıştırdım. Yani Türkiye'yi kurtaranlar da bu. Yani kimisi geliyor kuyudan kurtaracağım diyor, minareden. Yani kuyudan kurtulma usulünü minareden kurtaracağı uyguluyor. Minareden kurtulacağı kuyudan kurtulma usulü şeyle uyguluyor. Derken daha evvel zıbartıyor velhasıl. Böyle ama buna rağmen bakıyorsunuz insanlar için yeniden kurtuluş olabiliyor. Yani insan gerçekten çok unutkan, yani çok çok unutuyor. Düşüncesi yok. Köklü düşüncesi olmayan insanları kandırmak, aldatmak, olmadık şeylerin peşine düşürmek çok daha kolay olabiliyor yani. Evet, biz komünizme, yani sosyalizm ve komünizme bu sebeple geldik. Komünizmi biz kısaca anlatmaya çalıştık. Daha sonra sosyalizmi anlattık. Demokratik solla sosyal demokrasiyi anlattık. Yani demokratik solun veya sosyal demokrasinin böyle terbiyeli işkembe çorbası gibi, yani kapitalizmin terbiye edilmişi olduğunu düşünmemiz kısaca gerekiyor. Zaten Marksizm'den korunmak için, Marksizm'in belasından korunmak için yapılmış bir şey. Yani kapital bir şeyse, bir varlık, bir bina ise onu yıldırımdan korumanın yolu nedir? Bir paratoner. Yani yıldırım çeker dikmek. Kapital, yani sermaye kendini yıldırımdan, yani yıldırım Marx'ın teorisine göre işçilerin buğzu, gayzı, kini, ondan korumak için tepesine bir yıldırım çeker diki verdi. Yani işçilere haklar verdi. Şunu yaptı, bunu yaptı, bilmiyorum. Araba, evet, böyle sahibi yapınca işçi niye ayaklansınmış? Gerek ne? Değil mi? Dolayısıyla kapital kendini kurtardı böylece. Ve Marksizm de havasını aldı. Gerçekten Marx'ın zaten hava idi düşünceleri, hayaldi, kuramdı. Yani kurmuştu o kafasından ve kapitalizmin acımasız zulmü ne karşı duyduğu tepkiyle ortaya çıkardığı bir kuramdı. Bu eşyanın tabiatına uymuyordu. İnsan fıtratını da ifade etmiyordu. Bu sebeple iflas etmeye mahkumdu. Nihayet yeryüzünde 1,5 milyar insanı etkisi altına alan, yönetimi altında tutan bir siyasi rejim olarak Marksizm, sosyalizm ve onun en büyük devleti varlığı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, başkalarının bomba atması, füze yollaması, öteberisi veya içerideki ayaklanma sonucu falan değil. Öyle kendi halkını ahirette olmayan cenneti bu dünyada yaşatacağı vaadiyle geldiği halde, kendi halkını sonuçta 2 kilo patates için Moskova'nın meydanlarında, dükkanların önlerinde 8 saat kuyruklarda bekletir duruma düşürme ile karşılaştı. Ve bir somun ekmeğe muhtaç. Bugünkü dersimiz yine Avrupa kaynaklı Müslümanları kirleten kavramlardan hümanizm. Batı kaynaklı kavramlar hemen tümüyle İslam alemini, İslam aleminin elit tabakasından başlayarak halkına kadar inmiş ve İslam noktayı nazarından büyük kirlilikler meydana getirmiş durumda. Ve bugün Müslümanız demesine rağmen insanların Batı'dan aldıkları, oradan tedarik ettikleri, bilerek bilmeyerek zorla veya gönüllü olarak sahiplendikleri Batı menşeili kavramların onunla uzaktan yakından ilişkisi olmayan hayat telakkilerinin, değer yargılarının sahiplenilmesi sonucu insanlar gerçekten İslam'ım demelerine rağmen İslam'dan onları uzaklaştıran faktörlerin başında geliyor. Müslümanlar
çok daha uzun zamandan beri Batı'nın etkisi altında bulunmalarının doğal sonucu olarak Batılı kavramlarla muhatap oluyorlar. Onları benimsiyorlar, onların etkisi altında kalıyorlar. Hatta kimi ülkelerde zorunlu eğitim müfredatları Batı programlarına göre ayarlanıyor ve bunun sonucu olarak insanlar giderek İslam olduklarını söylemelerine rağmen giderek İslam'dan uzaklaşıyorlar. Bu kavramlardan bir tanesi de hümanizm adıyla anılan Fransızca bir kelime. Hümanizm, insancılık, insancıllık anlamına gelen tek kelimeyle karşılığı insancıllık olan bir kavram. Kavram anlamı ise insanı her şeyin üstünde tutan, öylesine her şeyin üstünde tutan ki onu yaratanın da üstünde tutan, hatta yaratanı bile insanın vehmettiği, doğurduğu, yarattığı kanısına kadar uzanan bir felsefenin, bir hayat görüşünün adıdır hümanizm. İnsan tarafından yapıldıktan, insan tarafından düşünüldükten sonra değerli olmayan hiçbir şeyin bulunmadığı görüşü de denebilir hümanizm. Hümanizm, insandan çıkan düşüncenin, kaynağı insan aklı olan düşüncenin, kaynağı insanın uzuvları olan davranışların tartışmasız üstünlüğü düşüncesinin ifadesidir. Bu haliyle hümanizmin yine İslam'la uzaktan yakından kesinlikle bir alakası, bir kuvveti, bir yakınlığı bulunmamaktadır. Zira İslam bütün var olan değerleri ne Allah'ın koyduğu, var olan her şeyi de Allah'ın yoktan var ettiği bir kainatın inanılmasını insanlardan ister. Gerçek de böyledir. Eşyanın tabiatı, kainatın varlığı da Allah'ın anlattığı gibidir. Bu itibarla insanların Allah'ı bırakıp ne olursa olsun ondan başka birini en üstün bilmelerine kesinlikle Allah razı olmamakta, buna rıza göstermemekte, muvaffakat etmemektedir. Bu bakımdan hümanizmin insancıllık veya insanilik, insanı üstün değer kabul eden, insan kaynaklı her şeyleri, her şeyi yalnız insan kaynaklı olmasından dolayı değerli bulan dünya görüşü yine İslami açıdan esassız, temelsiz ve meşruiyeti bulunmayan bir görüştür. Bu itibarla da Müslümanların lügatlarında kesinlikle bulunmaması gerekir. Diğer bir kavram olarak yine batılı değerler içerisinde sayılabilecek satır başlığı olarak hürriyetçilik diye isimlendirdiğimiz bir kavram. Yani insanların hür doğdukları, analarından dünkü dersimizde de bir nebze bahsetmeye çalıştığımız gibi insanların analarından doğarken dört ana hürriyetle dünyaya geldikleri varsayımına dayanan bu görüş sonucu insanlarda şahsi hürriyet, fikri hürriyet, inanç hürriyeti ve mülk hürriyetinin bulunduğunu söylüyorlar. Doğuştan insanın sahibi olduğu bu hürriyetleri korunması ve ona sahip olarak dünyaya gelen, yeryüzüne gelen insanların hepsinin, zayıfının, kuvvetlisinin veya az akıllı, çok akıllısı, akıllı herkesin hürriyetlerini olduğu gibi olanca varlığıyla kullanabilmesi için devlet denilen bir varlığın ortaya çıkması için güya toplumsal sözleşme imzalanmış ve bu sözleşmenin sonucu devlet ortaya çıkmıştır. Devletin varlığı hürriyetlerin kullanılması içindir. Meşruiyeti de, yani onun meşru görülmesi de hürriyetlerini, insanlara hürriyetlerini kullandırdığı ölçüdedir deniyor Batı'da. Bu hürriyetler kısaca anlatmaya çalışır isek, birincisi şahsi hürriyet. İkincisi
hürriyeti, inanç hürriyeti, hürriyet tanımı itibariyle kadın erkek, her şahsın, her insanın, her varlığın anasından doğarken dünyaya getirdiği varsayılan hürriyetlerden birincisidir ki, kısaca şöyle tanımlanır. Şahsın, kadın olsun, erkek olsun, bedenine lezzet sağlamak, tat aldırmak için her şeyi yapabilmesidir. Kısaca. Şahsın, kadın olsun, erkek olsun, bedenine lezzet sağlamak, tat aldırmak için her şeyi yapabilmesi serbestliğidir. Bu telakki sonucu insanlar dilerlerse zina ederler, dilerlerse homoseksüellik yaparlar, dilerlerse işte eşcinsellik yaparlar, dilerlerse afyon içer, esrar içer, uyuşturucu kullanır. Yapar oğlu yapar velhasıl. Hatta kendini kırbaçlattırır. Yani kimi tad ister işte ondan zevk alıyorum, ondan tad alıyorum diye kendini dövdürüyormuş filan. İşitiyoruz, görüyoruz. Şahsi hürriyet denildiği zaman bunun anlaşılması lazım. Çünkü Batı literatürü bunu böyle tanımlıyor ve böyle anlatıyor. Bu itibarla da hürriyetlerin hepsinin olduğu gibi şahsi hürriyet de onlara göre mukaddestir, dokunulmazdır. Bu sebeple de müdahale edilmemesi gerekir. Dolayısıyla kadın veya erkek bedenine haz sağlamak için, lezzet sağlamak için, tat sağlamak için dilediği her şeyi yapabilir. Esas itibariyle böyle tanımlanmış. Ve dokunulmaz. İslam'a baktığımız zaman, yani mukayese edildiğinde, aksini söylendiğinde ne demek istediğimiz daha rahat anlaşılacaktır. Kesinlikle bir şahsın hürriyetler doktrinine göre, Batı kent tarzına, dünya görüşüne göre dilediğini yapabilmesi serbesttir. Ben kendi hayatımı yaşayacağım. Ben işte şu kızla da çıkarım, bu oğlanla da çıkarım, bilmem şunu da yaparım, bunu da yaparım. Kimse karışamaz. İşte o benim hayatım, benim şahsım diye tanımlanan filmlerde filan da hatırlarsanız böyle rahat rahat konuştururlar. Kesinlikle Müslüman olmuş, yani vahye teslim olmuş bir insanın ben bedenime istediğim yoldan lezzet sağlarım diyebilme rahatlığı, imkanı kalmamıştır. Çünkü o Allah'tan gelen vahye teslim olmuştur. Bu sebeple Müslüman, Batı'da şahıs kadın olsun, erkek olsun, istediği zaman bir başkasıyla cinsel ilişkide bulunabilir, ters ilişkide bulunabilir, afyon içebilir, esrar içebilir iken, örneğin, İslam'da kesinlikle bir insan, ben istiyorum işte onunla zina yapacağım, peyberişiyle bilmem ne ters ilişki kuracağım, şununla şöyle yap diyemez. Çünkü teslim olduğu kurallar, teslim olduğu vahiy buna imkan vermemekte. O vahiy gönderen Allah, yarattığı insan için bunları terslik, o insan için yaramaz şeyler olarak nitelendirmekte ve kitabında açıkça bunları belirtmektedir. Bu itibarla teslim olmuş insanın bu anlamda bildiğini okuması, dilediğini yapabilmesi, istediği şekilde ölçülü ölçüsüz haz alması diye bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Kaldı ki Allah-u Teala insanları diyelim bir cinsellik vermişse, o cinsellikten kaynaklanan hazdan mahrum etmiyor. Bunu kendilerini rahipleştirerek, kendilerini bekarlığa mahkum ederek Hristiyanların din ruhban sınıfının yaptığı gibi tümüyle kendilerini çıkmaz bir yola sokturmuyor. Bilakis meşru bir şekilde, yani nikahlanmak suretiyle kadın erkek cinselliklerinin tadına varsınlar. O fazdan da mahrum kalmasınlar istiyor. Bütün mesele toplum düzeninin bozulmasını, neslin bozulmasını önlemek, iffet denilen, hayat denilen şeyin korunmasını sağlamaktır. O kadar. Yoksa Allah'ın muradı yarattığı kullarına verdiği özelliklerden, azlardan okullarını mahrum etmek değildir. Onları bir ölçüye bağlamak, onları bir disiplin altına almaktır. Bu sebeple düzenlemeler koymuştur, yoksa yasaklamalar koymuş sayılmaz. Yani cinsellikten tümüyle uzak kalın dememektedir Allah kullarına.
bilakis ayetlerde açıkça görüleceği gibi bu konuda büyük serbestlikler de bulunduruz. İstenildiği şekilde yanaşılabileceği açıkça ifade ediliyor. Ama nikahsız olma, yani nikahsız bu işler Allah'ın bilmemiştir. Ayrıca bir takım başka kurallar koymuş, onlara riayet ediyoruz. Yani bu da insanları Allah'ın verdiği hazdan uzak tutmak anlamına asla gelmeyen şeydir. İnanç hürriyetine gelince, insanların yine batıda anlatıldığı ve anlaşıldığı şekliyle anlatalım. Dilediği şekilde ve dilediği şeye inanma serbestlisi ne denilir? Diler bir insan bugün keçiye Allah diye inanır, yarın fareye, ertesi gün hiç Allah yoktur, ertesi gün Allah bir der. Gene ertesi gün bir başka şey der. Yani bu konuda onu sınırlayan hiçbir sınır yok demektir. Dilediği şekilde inanır. Buna inanç hürriyeti deniliyor. Üstüne vardınız mı? Hayır, ben öyle inanmıyorum, başka türlü inanıyorum. İster inanır, ister inanmaz, ister şöyle inanır, inanır. Buna inanç hürriyeti deniliyor. İslam'da kesinlikle bu anlamda da inanç hürriyeti söz konusu değildir. Evet, inanmada hiç kimseye ikrah, yani zorlama uygulanmaz. İnancın tabiatı zaten zorlamaya el vermez. Ama bir insan düşünür, taşınır, yavur iken, kafir iken, Müslüman olursa zırt 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 ikide bir ertesi gün tekrar dönüp ben ne var, tekrar İslam'dan çıktım, ben tekrar İslam'a girdim, ben tekrar çıktım, tekrar girdim. Mevlevi dergahı değil İslam. Yani bir insan neye karar verdiyse o kararında sebatkar olması ondan beklenir, doğalı budur. Bu itibarla mürtet denilir dinden çıkanlara ve onlar da öldürülür, Kur'an'ın açık hükmü vardır. Bu itibarla inan ve inancında zaafa düşen bir insan olursa hemen o devlet boynuna ip geçirmez onu. Ama devlet İslam'ı iyi bilen kişiler göndererek onun şüpheye düştüğü konularda onu tatmin etmeye çalışır. Onu ikna edici deliller öne sürer, süre verir, mutmain olması için. Ama bilerek böyle Yahudilerin yaptığı gibi aralarında konuşmuşlar, Kur'an anlatıyor ya işte, akşamdan konuşmuşlar, yarın sabah gidelim, efendim, Muhammed'e diyelim ki biz bilememişiz, senin getirdiğin din hakmış, sen de Allah'ın elçisiymişsin, evet, deyip dinine girelim. Bunun sonucu ne olacak? Muhammed başta olmak üzere işte Müslümanlar sevinecekler, kıvanacaklar, işte gördünüz mü filan, işte biz şöyleymişiz, böyleymişiz, demek doğruymuşuz filan diyecekler. Öğleden sonra da, akşama doğru da geri onun dininden çıkalım. Yani başından sonuna kadar plan. O zaman ne olacak? Yani ne diyeceğiz, ne deyip de çıkacağız? Vallahi biz işte hak diye geldik ama geldik baktık ki sanki hani müzede bir şeye veya kafesin içinde bir hayvana bakmışlar gibi. Baktık ki işte hak değilmiş, onun için çıktık. Sandığımız gibi değilmiş. Nedir sandığınız gibi olmuyor? Düşünüp taşınıp gelmediniz mi? Yok. Yani amaçları insanları şüpheye düşürmek. İçinde şüphesi bulunanların şüphesini artırmak, fitneyi artırmak, nifakı sağlamak. Böyle diyelim. O zaman da Muhammed'in etrafındaki insanlardan ne kadarının şüphesini artırır da onları Muhammed'den ve İslam dininden soğutursak o kar yanımızda kalır. Düşünceleri şimdi bu şekilde hareket eden bir insan resmen daha işe başlamadan düşünce düzeyinde bile toplumu ifsad etmek, fitne çıkarmak, nifak çıkarmak için hareket ediyor demektir ki yeryüzünü ifsad etmenin adam öldürmekten daha büyük bir suç olduğunu yine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Bu bakımdan İnanç hürriyeti de anlatmaya çalıştığımız şekliyle, yani batıdaki kavram anlamıyla İslam'da kesinlikle yoktur. Yani bir kimse mecbur değildir Müslüman olmaya, İslam'a göre. Ama Müslümanım diyorsa Müslümanlığının gereklerini yerine getirmek zorundadır. Bir adam diyorsa ki ben şu fabrikada işçiyim, o fabrikada işçi olmanın gerekleri yok mu? Haftada 5 gün çalışacaksın, şu saatte gideceksin, saate kadar orada kalacaksın, sana verilen işleri yapacaksın demektir. Yalnız işçiyim, maaşımı verip gerisine karışmam. Dinler mi kimse? Karışmasan onlarla beş kuş vermez. Kur'an'dan tutunca da. Öyle değil mi? Müslümanım diyen insan da Müslümanlığının gereklerini yerine getirecektir. Dolayısıyla böyle zırt 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 inanç değiştirmek zaten inancın tabiatına
uygun olmadığı gibi buna müsaade edilmez. Fikir hürriyetine gelince, insanların karşılaştıkları gerek ferdi, gerek toplumsal sorunların çözümünde kesinlikle vahiyden yararlanmamak şartıyla diledikleri şekilde fikir üretmeleri hürriyetidir. Serbestlikidir. Kesinlikle Allah-u Teala buna izin vermiyor. Yani Müslümanım diyen insanlar muhakkak karşılaştıkları ferdi, toplumsal, ailevi, iktisadi, içtimai, siyasi, askeri her türlü sorununun çözümünü, kıyamete kadar her şeyin esaslarını açıkladığını belirttiği kitabından alınmasını, ondan çıkarılmasını, ona bakılmasını öneriyor bunların. Zaten teslim olmuşluk da orada gösterilen esaslara tabi olmuşluk anlamındadır. Hem bunu söyleyecek hem de o kitaptan uzak duracak, bildiğinizi okuyacak, hevanıza uyacaksınız. Bu insanın kendisiyle çelişkiye düşmesi demektir. Bu çelişki insanın kendini bile tatmin etmek için Allah'ı nasıl razı edebilir? Mümkün değil. Bu itibarla İslam'da fikir hürriyeti yok. Bir insan elbette takva da bunu gerektiriyor. Müslümanın demek de bunu gerektiriyor. Yani karşılaştığı sorunu çözümünü Kur'an'da arayacak. Allah'ın vahyinde arayacak. O vahiyden hareketle, o vahyi baz kabul ederek, esas kabul ederek soruna en uygun çareyi, çözümü bulmaya çalışacaktır. Bunun adı fikir hürriyeti değildir. Fikir hürriyeti bir akis düşünürken vahye kesinlikle başvurmadan, başvurmamak kaydıyla dilediği şekilde düşünür. Bu şekilde bir düşüncenin de Allah katında bir önemi yoktur. Mülk hürriyetine gelince bir insan istediği şekilde, istediği kadar mülk sahibi olabilir anlamına gelen bu hürriyet, mülk hürriyeti kavramı dilediği yerden kazanabilir. Afyon satıp kazanabilir, zina edip kazanabilir, bilmem şunu yap, kumar oynar kazanır, şunu yapar kazanır, bunu yapar kazanır. Yeter ki karşısındaki yani muhatabı kendisinden kazanan bu kimsenin kendi hürriyetlerini kullanmasına engel oluyor şikayetinde bulunmaz. Bunu yapmadığı sürece yapılan iş, kazanç getiren iş zina olmuş, fuhuş olmuş, beyaz kadın ticareti olmuş, beyaz zehir ticareti olmuş, kumar olmuş, aldatma olmuş, oyun olmuş, hiç fark etmez. Kazan da nereden kazanırsan kazan ve tabii mülk hürriyeti yalnız kazanırken kaydın kuydun bulunmaması değil, harcarken de kaydın kuydun bulunmaması, hiçbir kayda tabi olmamak anlamına geliyor. Bu kapitalist liberal dönemde mutlak mülkiyet anlayışı olarak tanımlanıyor iken, daha sonra dün anlatmaya çalıştığımız gibi Marx'ın Engels'le birlikte manifestosunu 1860'ta veya 63'te, kesin tarih hatırımda değil, yayınlamasından sonra Batı birçok konuda kendini terbiye ettiği gibi bu konuda da sosyal mülkiyet anlayışı ortaya çıkarmıştır. Mutlak mülkiyet anlayışında bir kimse, kısaca tanımlarsak, istediği yoldan istediği kadar mülk sahibi olabilir ve sahibi olduğu mülkte de istediği gibi tasarrufta bulunabilir demektir. Mutlak mülkiyet anlayışı budur. Sosyal mülkiyet anlayışı dediğimiz daha sonra demokratik sol veya sosyal demokrasi ile ortaya çıkarılan de mülkiyet hakkı kamu zararına kullanılamaz diye esas itibariyle mutlak mülkiyet anlayışı korunmuş fakat biraz tıraşlanmış, biraz rötuşlanmıştır. Çünkü daha evvel mal benim değilmiş, işte 1000 dönüm arazi buğday ekili tam hasat edilecek çağa gelmiş, buğday biçilecek hale gelmiş, tarla benim diye isterse yakar seyrine bakar. Yani mutlak mülk, kimse karışamaz. Mülk onun değil mi? Yakar, yıkar, yok eder, mahsulünü kaldırır. Böyleyken daha sonra işte sosyalizm tehlikesi, Marksizm tehlikesi o vahşi kapitalizmi biraz terbiye etti, biraz makyajını değiştirdi ya, onun sonucu olarak sosyal mülkiyet anlayışının doğmasına sebep oldu ve mülkiyet hakkı kamu zararına istimal olunamaz, kullanılamaz biçimine dönüştürüldü. Batı'da mülkiyet hakkı dendiği zaman da budur. Yani bir insan
zinadan da kazansa onun hakkıdır, kumardan da kazansa. Efendim, üç kağıt açarak bilmem ne de kazansa, işte malının kusurunu mesela çok değerli bir arsa olduğunu kendisi biliyor, arsanın sahibi bilmiyor. Bunu ona bildirmeden üç kuruşa kapatıyor varsayalım. Cahil bir adam, dünyadan, piyasadan haberi yok bir adamın elinden çok ucuza kapatıyor arsasını. Bu da caiz batıda. Yani her şey caiz iken İslam'da kesinlikle bir insan mülk sahibi olabilir. Lakin kazanırken harama, helale dikkat etmek zorunda olduğu gibi sahibi bulunduğu mülkü harcarken de harama, helale dikkat etmek, haramdan kaçınmak, farzlara riayet etmek zorundadır. Yani dilediği gibi kazanamayacağı gibi, dilediği gibi de harcayamayacaktır. Örneğin bir zengindir varsayalım. Helal yoldan, mübah yoldan kazanmıştır. Oğluna bir düğün yapıyor veya kızını gelin ediyor. Binlerce insanı çağırıp yemek yedirebilir. Yüzlerce koyun kestirebilir, ziyafet çekebilir. Ama bu arada kimseye 3-5 bin liralık bir bira ısmarlayamaz. Çünkü bu haramdır. Yani haramdan kaçınmak zorundadır. Milyonlarca, milyarlarca lira harcayabilir bir düğüne. Helal şeyler olmak kaydıyla, ama bu paranın işte 5 bin, 10 bin lirası da bir kutu biraya verilir. Kazanırken böyle. Zaten biz mülkiyeti ayrı bir konu başlığı olarak sanıyorum işlemedik. O bakımdan burada biraz değinmekte bu vesileyle yarar umuyorum. İdeolojilere göre mülkiyet ve ekonomik düzen başlıklı 6 sayı birbirini takip eden 1982 yılı iktibasında, ikinci cilt iktibasında yayınlanmış kavramlar yazımız var. Onu dikkatle okumanızı tavsiye ederim. Orada uzun uzun anlatmaya çalıştığımız gibi çok daha detaylar verilmiştir. İdeolojilere göre mülkiyet, özel mülkiyet ve ekonomik düzen. İdeolojilerin ayrı dünya görüşlerinin ekonomik düzenleri, o ideolojilerin özel mülkiyet tanımlarını esas alır, tariflerini esas alır ve o esas üzerinde ekonomik düzenler bina edilir, kurulur. Marksizme göre kapitalizmde, mesela liberal kapitalizmde, demokrasilerde mülkiyet esas itibariyle serbesttir. Ne kazanırken ne de harcarken esas bakımından kayda kuyda tabi değildir. Hudutsuzdur, sınırsızdır. Bir keyfiyet veya kemiyet tahdidi söz konusu değildir. Gerek mutlak mülkiyet anlayışında, gerek sosyal mülkiyet anlayışında. Çok detaylarda ufak tefek müdahaleler olur. İşte gördüğünüz gibi bu anlayışın geçerli olduğu Türkiye'de örneğin vergi dairelerinin kimisinin kapısında vergilendirilmiş kazanç kutsaldır ibaresi görürsünüz. Bu ne demektir? Nereden kazanırsanız kazanın, yeter ki kazancınızı vergilendirin, o zaman bu kazanç kutsaldır. Yani genel evlerin geliri de kutsaldır, yeter ki manukyan vergisini versin yani. Afyon, esrar, kumarhane, bilmem, gazino, bar, pavyon, ha? Her bir yerin, her bir işin kazancı, içki satmış, bilmem, garson, şöyle böyle meyhaneden hiç fark etmez. Yeter ki vergini ver, vergini verdin mi geri kalan kutsaldır. Şimdi kutsallık anlayışını yani kapitalizm nasıl bir kuşa çevirmiş gayet açık çıplak bir şekilde görülür. Sosyalinde ise mülkiyet esas itibariyle özel mülkiyet yalnız tüketim maddelerinde olup üretim araçlarında kesinlikle ferde yasaktır. Dolayısıyla sosyalizm, yani Marksist sosyalizm mülkiyeti kemiyet itibariyle, yani sayısal olarak yasaklar, tahdit koyar. Ya mesela bir eviniz olabilir veya bir bisikletiniz olabilir, bir arabanız olabilir. Yani ikinci bir arabanız olur, onunla diyelim başka müşteri taşırsanız o rant, yani gelir sağlayan şey haline gelir ki ona Marksist literatürde üretim aracı deniyor. Aynı şey üretim aracı da olabiliyor. İşte onun mülkiyeti fertlere yasaktır.
Dolayısıyla ikinci bir eviniz olamaz, ikinci bir bisikletiniz, yani size gelir getiren bir şeyiniz olamaz. Çünkü fertlere bu yasaktır. Kemiyet itibariyle yasaklanmış, sınır konmuştur. İslam'da ise bir fert mülk sahibi olabilir, fakat olurken de, sahibi olduğu mülkü harcarken de haramlardan uzak durmak, farzlara riayet etmek zorundadır. Yani İslam da özel mülkiyete kayıt getirmiştir, fakat Marx'ındaki gibi kemmi, yani sayısal, rakamsal boyut kayıt değil, keyfiyet kaydı koymuştur. Yani Allah'ın haram oldurduğu olarak bildirdiği şeylerden, yollardan herhangi biri vasıtasıyla mülk sahibi olmak yasak olduğu gibi, sahibi olunan mülkü, helal yoldan da olsa, sahibi olunan mülkü yine haram olarak bildirildiği herhangi bir alana harcamak, sarf etmek kesinlikle yine yasaktır, haramdır. İşte bu esaslı farklar, yani özel mülkiyet tanımlarındaki esaslı farklar, ideolojilerin kendilerine özel ekonomik düzenlerinin de yapısında temelinden çatısına kadar bütün özelliklerini gösterirler. Evet. Her düzen bir inananlarına hitap eden kuralları, bir de inanmayanlarını da içine alan bulunur. Örneğin Türkiye'de laik, demokratik, liberal, kapitalist bir düzen var. Bu düzenin inananlarına hitap eden kuralları olduğu gibi, inanmayanlarını da kendisine uymaya mecbur eden kuralları var. Örneğin biz o düzenin bozuk olduğuna inanıyoruz. Geçerli olmadığına inanıyoruz. Buna rağmen bizi de zorluyorlar ve uyacaksın diyor. Ne diyor? Örneğin vergi koyuyor, vereceksin diyor. Yahu vereyim vergi ama işte yol yap, köprü yap, bilmem ne yap. Fakat genel eve tayin ettiğin, yani genel ev açtırıyorsun, hadi onu özel sermaye açıyor. Fakat orada da zina düzenini korumak için polis bekçi dikiyorsun. Ona da benden aldığın vergiden veriyorsun. Ben böyle işe para vermem diyorum. Hiç tındığı bile uyduruyor beni. Yani ben Müslüman olduğum halde benden aldığı parayı ne yapıyor? Genel eve diktiği bekçiye, polise maaş olarak veriyor. Oraya kulübe yaptırıyor, karakol yaptırıyor, oraya harcıyor. Uyduruyor mu beni? Evet. Her düzenin vardı. Yani İslam'da da, İslam'a uymayanların, yani İslam olmayanların da İslam düzeninde uyması gereken şeyler var. Yani mesela bir din mensubu düşün ki hırsızlık serbest onların anlayışında, inancında. Ne yapacak şimdi? O din mensuplarından da bir grup, 5000 kişi, 10.000 kişi bizim toplumumuzda var, varsayalım. Şimdi herkese hırsızlık yasak, bunların dinlerinin gereği hırsızlık serbest, sesimizi çıkarmayalım. Öyle mi diyeceğiz? O zaman ne olur ortalık? Ana baba gününe döner. Yani inansın inanmasın uymak zorunda olduğu kuralları vardır. Her toplumun, İslam toplumunun da var. Örneğin kim ne derse desin, yani herkes dürüst olmak zorundadır. Dininin gereği eğri olmak zorunda olduğunu hisseden bir adam düşün. Kendi öyle bir din uydurmuş. Keyif onun değil mi? O adam da o toplumda seninle, onunla, bununla, şu dinden, bu dinden, Müslümanla veya kafirlerle alışverişinde, muamelesinde dürüst olmak zorundadır. Dürüstlüğe uymadı mı, dininin gereği de olsa o uymama, o cezalandırılır. Kendi dininin kimseye zarar vermeyen, kimseyi ifsad etmeyen, ortalığı bozmayan, kuralları bozmayan, düzeni bozmayan bir takım şeyleri var. Mesela Müslümanları imrendirmemek, Müslümanları teşvik etmemek kaydıyla Hristiyanlara İslam dini, kendi dinlerinin efendim içme helalliği tanıdığı içkiyi içmelerine karışmaz. Fakat bu arada işte mahallede o çocuğu da yoldan çıkarsın, bunu da bilmem birahane atsın, yok şaraphane atsın da başkaları da gelsin. Bu arada Zula'dan Müslümanlara da satsın, bunu da yakaladı mı ocağını yakar onu. Yasama ve dokunulmazlık. Yasama bildiğiniz gibi kanun yapma demektir. Demokrasilerin çok ana konularından, ana kavramlarından biridir. Kanun yapma yetkileri de demokrasilerde yalnızca millet meclislerine verilen yetkidir.
ister çift meclisli, ister tek meclisli demokrasiler olsun, meclislerin tek veya çift oluşuna bakılmaksızın kanun yapma hakkının kendine ait olduğu, millet temsilcilerinin toplandığı meclislere aittir. Yasama, insanların, demokrasiler için anlatıyoruz, kesinlikle vahiyden uzak kalmak, dini karıştırmamak, bulaştırmamak kaydıyla dilediği şekilde yasa yapması hakkı olarak tanımlanır. Bu hakkın, bu konudaki hakimiyet hakkının millete ait olduğu demokrasilerin ana ilkeleri, hatta İslam'a nispet edersek İslam'da tevhid ilkesi ne kadar önemliyse, demokrasilerde de hakimiyetin millete aidiyeti, ait oluşu o kadar önemli temel ilkelerden biridir. İslam'da ise yasama kesinlikle meclislere ait değildir. İnsanlara ait değildir, millete ait değildir. Yani hakimiyet hakkı yalnızca Allah'ındır. Ortaksız, şeriksiz, benzersiz, kesinlikle yalnız başına Allah'a aittir. Dolayısıyla Allah'ın hükümlerinin üstünde herhangi bir hüküm bulunamayacağı gibi, Allah'ın hükümlerinin eşiti, onun derecesinde başka hükmün de bulunduğu esası kabul edilemez. Bunu kabul eden kimse İslam'dan uzaklaşmış olur. Ayrıca demokrasilerin yasamayla yakından alakalı bir diğer yan kurumu da dokunulmazlık, masuniyet denilen şeydir. Yani yasama hakkı bulunan meclislere üye olarak girebilmiş insanlar, üyelikleri süresince ne tür suç işlerlerse işlesinler, doğrudan yargının muhatabı olmazlar, mahkemelerin muhatabı olmazlar. Ne tür suç işlerlerse işlesinler, onların yargılanabilmesi, onların tutuklanabilmesi, mahkemeye sevk edilebilmesi, çıkarılabilmesi için mutlaka meclisin karar alması gerekir. Yani bu adam yargılanabilir demesi gerekir. Böyle bir karar verilirse ancak o kişi mahkeme huzuruna çıkarılır. Yoksa doğal olarak milletvekilliği, milletin temsilciliği devam ettiği sürece kesinlikle o kişi hangi türden suç işlerse işlesin yargının karşısına çıkarılamaz. Buna dokunulmazlık hakkı diyorlar demokrasilerde. Bu itibarla da demokrasilerde suç işleyecek kişiler dokunulmazlık zırhına bürünerek işlemeyi tercih ediyor. Önce milletvekili oluyor, daha büyük suçlarını milletvekili olduktan sonra işliyorlar. Bugünlerde Türkiye'de özellikle SHP ve DYP'nin dokunulmazlığın da ötesinde iktidar zırhına da, ikinci bir zırha daha bürünmüş olarak ucu bucağı bulunmayan suçlar işleyip durduklarını basından, medya araçlarından herkes izliyor. İslam'da kesinlikle hiç kimsenin dokunulmazlık hakkı diye bir hakkı yoktur. Hiç kimsenin. Gerek sokaktaki vatandaşın, gerek Şura Meclisi üyesi bir Müslümanın, gerek devletin başında Emir-ül Müminin olarak kendisine biat edilen kişi dahi olsa, eğer Allah'ın yasak kıldığı herhangi bir şeyi yapar ise, ki İslam'da suç odur, o takdirde o insan cezalandırılır. Kırmızı ışıkta geçmişse halife cezalandırılır. Adam öldürülmüşse de cezalandırılır. Yani dokunulmazlık diye bir kavram İslam'da yoktur. Dolayısıyla demokrasilerle İslam hiçbir konuda benzemediği gibi bu konularda da asla benzememektedir. İslam'da kanunlar emirin re'yi gizli aşikar ümmet içindeki ihtilafı kaldırır esası, şer'i kaidesi nazar itibarı alınarak yapılır. Yani bütün ümmetin uyacağı emirin, yani halife olarak veya devlet başkanı veya emir-ül müminin olarak kendisine biat edilen kişinin içtihadı kanun haline gelir. Onun görüşü kanun haline gelir. O görüşlerinin daha isabetli olması, kanun olarak bütün ümmeti ilzam edecek, bütün tebaayı bağlayacak şeylerin daha isabetli, daha eksiksiz olmasını sağlamak için meşveret meclisinde, istişare, şura meclisinde konuyu kanunlaştırmadan gündeme getirir, enine boyuna tartışılmasını, başka görüşlerin delilleriyle birlikte ortaya çıkmasını sağlar,
ve sonuçta kendisine verilecek rapor, ortaya çıkan rapora göre en isabetli ve en az zaafı olan görüşü diyelim. Çünkü kendisine vahiy gelmediği için mutlak doğru gözüyle bakmak mümkün değildir tabii. Onu kanunlaştırır. Ve kanunlaştırma ameliyesi merasimlere, komisyonlara, uzun uzun tartışmalara, ötelere, berelere tabi olmadığı, doğrular İslam'da ekseriyetin oyuyla belirlenmediği için çok daha kolaydır. Herhangi bir kanunda görülen aksaklık, o kanunun hemen değiştirilivermesi ve yenisinin kamuoyuna duyurulmasıyla, resmi gazetede yayınlanmasıyla da meriyete girer. Bu suretle de toplumda herhangi bir aksaklık, herhangi bir eksiklik hissedilir. Yani olaylar ve gerçek hemen kendisine intibak ediliverme imkanı veren İslami düzenle, çalışma şekliyle içinden çıkılır ve ayrı müşküller oluşturmaz. Aylarca öyle kanunların çıkması filan beklemek diye bir şey, sorun söz konusu olmaz. Evet, yasama ve dokunulmazlıktan sonra yine Avrupa'yı bir kavram olan, batılı bir kavram olan, gavurcası rasyonalizm, Türkçesi de akılcılık olarak nitelenen bir başka kavramdan bahsedelim. Akılcılık batıda hümanizme bağlı olarak, hümanizmin bir eşdeğeri, böyle adeta tren yolu paralelinde seyreden karayolu gibi mana kazanmış ve bu kazandığı mana ile de insanlar üzerinde etkinlik meydana getirmiş, yine batılı dünya görüşünün ürünlerinden birisi olarak karşımızda duruyor. Kısaca tanımlayacak olursak, akılcılık yani rasyonalizm, aklı en yüksek değer kabul etmek, akıldan büyük bir değerin varlığını asla düşünmemek, tek ve en yüksek değeri akıl olarak kabul edince, akıldan çıkan eğri veya doğrusuyla akıldan çıktıktan sonra vahiyden çıkmamak kaydıyla, vahiy menşeli olmamak kaydıyla, akıldan çıkmak kaydıyla yanlış da olsa her türlü fikre saygı duymak, bu da demokratik bir kavramdır. Hatırlarsanız günlük lisanda bile efendim ben her fikre saygı duyuyorum, her düşünceye saygı duyuyorum ifadesi de demokratik bir kavramdır. İslam'da her fikre saygı duyulmaz efendim. Örneğin dürüstlük fikrine saygı duyulur ama eğrilik, sahtekarlık, üçkağıtçılık fikrine saygı duyulmaz. Eğer her ikisine de saygı duyuyorsa bir adam, demek ki işine geldiğinde dürüst oluyor, işine geldiğinde de eğriliğe saygı duyduğundan eğri oluyor demektir. Böyle ya, saygı duyduğunuz şeye itibar ediyorsunuz demektir. Saygı duyduğunuz şeyi yapıyorsunuz demektir. Yalnız demektir. Sayıyorsunuz çünkü. İtibar, saymak ne demek? İtibar et. Onun için iffete, namusa saygı duyulur ama namussuzluğa, iffetsizliğe saygı duyulmaz. Her fikre nasıl saygı duyulur? Fakat radikalizmde, rasyonalizmde pardon, her fikir saygıya müstahaktır. Dolayısıyla da herkes kendi hesabına, işine geldiği yerde dürüstlüğe saygı duyarken, aynı kişinin işine öyle geldiği için üçkağıtçılığa saygı duyduğunu, dolayısıyla üçkağıtçılık yaptığını da görüyoruz. Bu itibarla kısaca aklı en büyük değer sayan, aklı en büyük değer sayan ve akıldan çıkan eğrisiyle doğrusuyla ne varsa hepsine şapka çıkaran, yani saygı duyan düşünce ekolünün adına rasyonalizm, Türkçesiyle akılcılık dene gelmiştir. Felsefe tarihi kitapları bunu uzun uzun açıklar. Akıl İslam'da kendisine tapılacak, kendisine bizatihi itibar edilecek, kendisi kaynak kabul edilecek bir şey olarak algılanmamıştır. Akıl bir bakıma terazi gibidir İslam nazarında. Gramı, dirhemi, kilosu, bilmem nesi vardır. Bir de bir kefesine konulacak. Diğer kefesine konulacak da tartacağınız şeyler vardır. İşte o gramla, dirhemle, yani ayetle, bilmem neyle tarttığınız olaylar, şu kadar gram, bu kadar gram, işte şu kadar geliyor, bu kadar gelmiyor diyebileceğiniz karşı kefede de bir başka şeyler vardır. İşte akıl bunun tümüdür. Akıl kendi başına doğruları bulabilseydi, değişmez doğruları,
mutlak doğruları bulabilseydi Allah-u Teala Adem'den Muhammed Aleyhisselam'a kadar hiçbirini peygamber gönderme ihtiyacı duymazdı. Çünkü insanlar akıllarıyla içinde bulundukları sıkıntılardan kurtulmanın yolunu bulur. Kendileri kendilerine hidayet ederlerdi. Akıllarıyla doğru yolu ortaya koyarlardı. Bunun mümkün olmadığını Muhammed Aleyhisselam'ın hayatından da anlıyoruz. Dikkat edilirse toplumun içinde bulunduğu hal kendisini düşündürüyor. Alıp başını ikide bir mağaraya gidiyor. Daha rahat düşüneyim, serbest, sakin. Düşün, 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 düşün. Hiçbir sonuç yok. Günün birinde Cibril geliyor, Allah gönderiyor ona. Ve ne diyor? Halkın bildiği ve sandığı gibi sanki yazılı bir metin sunarak oku demiş. O okuma yazma bilmem demiş. Oku demiş bilmem demiş. Oku demiş bilmem demiş. Dördüncüye döşünü tutmuş, bir sıkmış, çatırt ettirmiş. Arkasından bizimki okumayı yazmayı sökmüş gibi bir anlatım var. Çocuklarda bile bu kültür yaygın, vaaz efendilerden müftülere kadar. Olay böyle değil efendim. Arapça oku kelimesi nüanslarıyla birlikte söyle, anlat, konuş anlamlarına da gelir. Türkçede de nasıl mesela siyasi polis birisini tutuklayıp götürüyor ve başlıyor sorgulama. Oku lan diyor mesela. Ne demek istiyor oku? Yani eline bir yazı veriyor da onu mu oku diyor? Yani bakalım okumayı yazmayı biliyor mu bilmiyor mu? Yok. Bu anlama gelmiyor. Türkçede de öyle. Ne yani bildiklerini rahatlıkla söyle de şurada işte boşuna sopa atmayalım sana bilmem ne filan demek istiyorlar. Yani bildiklerini söyle anlamına oku diyorlar. Mesela biraz daha apaş dilidir işte öt diyor mesela. Hadi öt lan diyor.